Herkese merhaba arkadaşlar ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da Töre Sivrioğlu'yla İran tarihini konuşmaya devam edeceğiz. İran'la ilgili 5. yayınımız bu. Malum medeniyet çok köklü, çok derin. Öncelikle hoş geldin Töre, nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk Hediye. İyiyim. Sen nasılsın? Sen de iyisin, değil mi? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar yayında bir ses var, farkındayız. O biraz da bilgisayarların vesairenin çalışmasından kaynaklanan bir ses. Umarım tolerans gösterirsiniz. Şimdi Törek, geçen hafta en son İran'ın İslam'a geçmesinde kalmıştık. Bu hafta istersen her hafta yaptığımız gibi geçtiğimiz haftadan kalan sorulara mı cevap vermek istersin, yoksa direkt İran'ın İslam dönemi tarihine devam edelim mi? Ne Yok, dersin? geleneği bozmayalım. Yani geleneksel olarak sorulara cevap verelim. Şimdi bazen benim arkadaşlarım da kızıyor bana. Ya ne cevap veriyorsun her şeye falan. Şimdi biz biraz öğretmen kafasındayız. Öğretmen kafalıyız. Yani bunları da Evet. böyle bir ders gibi falan düşünüyoruz açıkçası bir yandan. Hani o yüzden sorunun kötüsü iyisi yoktur bakış açısıyla. Yani bazı sorular çok evet derinlikli, bazıları çok basit olabilir. Önemli değil. Ya bu da mı soruluyor ya da böyle bir yorum da mı olur falan. Onu ayırt etmiyoruz yani. O benim şey alışkanlığım. Şimdi mesela şey sorular sorulmuş. İranlılar, bugünkü İranlılar İran'ın otokton halkı mı diye. O demek ki programları hani geriden izleyenler de olabiliyor. Bu seri bitene kadar gelen her soruyu cevaplayacağım. Tabii seri bittikten sonra oturup bilgisayar başına oturup da yıllar sonra kim ne sormuş onu da bulup cevap veren gibi bir derdimiz yok tabii. Yani ama seri bitene kadar Yani. yani bu şeylere cevap veririz. Bunları biraz söylemiştik. Bugün İran'da yaşayan halkların her birinin hikayesi farklı. Aslında İran'ın en yerli halkı Elamlar antik çağda ve bunlardan geriye bir şey kalmadı. Yani Elamlar şunların işte ama bunları ısrarla söylüyoruz. Yani Mavi Anadolu akımında olduğu gibi yani Elam halkının genetik olarak bugünkü İranlılara katıldığı bir gerçek ama kültürel ata olarak yani genetik ata olarak devam ediyorlar ama kültürel ata olarak bıraktıkları çok bir miras yok. Yani dilleriyle, kültürleriyle büyük ölçüde özümsenmiş Ariler tarafından. Sonra tabii Türkler geliyor ki biz hani şu haftada artık o şeylere geleceğiz. Yani her topluluğun İran coğrafyasındaki hikayesi birbirinden farklı. Ne denmiş? Günümüzde demiş Arap fetihlerine nasıl bakıyor İranlılar? Şimdi arkadaşlar günümüzde İran tarihçileri yani günümüzden kastım modern milliyetçilik başladıktan sonra özellikle Arap fetihlerine çok kötü bakıyorlar. Yani Arap fetihlerini anmak istemiyorlar. O dönemi atlıyorlar. O dönemi olumsuz bir dönem olarak anlatıyorlar. Ki bu dindarı da böyle anlatıyor. Yani şöyle düşünün hani laik, seküler, milliyetçi, Fars milliyetçisi İranlılar zaten böyle anlatıyor da ders kitaplarında falan. Şeyler de böyle anlatıyor. Nasıl diyeyim? Böyle dindar Şii ulema da böyle anlatıyor. Ki buna bağlı bir soru sorulmuştu. Mesela İmam Ali'nin, Halife Ali'nin buradaki rolü ne olmuştu İran fethi sırasında? İşte onun şöyle bir şansı var. Ali o zaman iktidarda değildi, muhalefetteydi. İran, Ebubekir, Ömer ve Osman dönemi fethedildi. Doğal olarak da İranlılar özellikle de Şiiliğin yerleşmeye de başlamasıyla bu fetihler sırasında yaşanan bizim de 3. 4. bölümlerde bahsettiğimiz olumsuzluklardan bu ilk 3 halifeyi sorumlu tuttular hep. Yani bu işte Sünniyken de bu sorumlu tutma şeyleri eğilimleri vardı. Ki biliyorsunuzdur Halife Ömer'i Ebulülu diye bir İranlı öldürdü. Yani Müslümanlığa geçmiş gözüken bir İranlı öldürdü. Ve Ebu Lulu bugün hala İran'da böyle milli kahraman gibi biridir. Türbesi var. İşte türbesine ziyaret ediyorlar. İşte orada sen çok yaşa Ebu Lulu diye şeyler yapılıyor. Şimdi bu bölümde biraz değineceğiz. Uzun yüzyıllar İran'da ilk üç halifeye hakaret eden camilerde hutbeler okunuyordu. Yani ve bu dayatılıyordu yani. Mesela işte Safaviler tüm İran'ı ele geçirdiklerinde camilerde ilk üç halifeye çeşitli dozlarda hakaretler içeren hutbeler okuttular. Bunları okumak istemeyen Sünni ulemayı da kılıçtan geçirdiler.
o şeye başkaldırı olarak gözüküyordu o zaman. Yani Safevilere başkaldırı olarak gözüküyordu. Yani bugün İran'da Arap fetihleri, ister laik, seküler İranlılar olsun, yani isterse dindar İranlılar olsun, pozitif bir şey olarak bakılmıyor. Fakat Hazreti Muhammed, işte peygamber bundan sorumlu tutulmuyor. Çünkü savaş onun döneminde tam başlamadı. Bir de Ali bundan sorumlu tutulmuyor. O ilk üç halifenin ve sonraki Emevilerin hanesine yazılmış bir suçlama grubu olarak. Yani şimdi adam mesela bunu İslam'ın üzerine yıkmıyor yani. İran mollası İslam budur demiyor tabii ki. Ama yanlış Sünni İslam'ın ve ilk üç halifenin hatalarını bu anlamda bir eleştiri malzemesi olarak kullanıyor. Bunun yanı sıra neler sorulmuş? Ya bu arada bir dakika. Bir işte İran çöldü, yeşildi, hayır kuraktı, hayır bereketliydi muhabbeti var ya. Yeni bir kitap yayınlandı. Tam böyle göstereceğim de şöyle ekranda resmi bu. Bu bir seyahatname kitabı. Sonra şeyden sonra ben sana gönderirim. Ya bu tamam, yayının altına ekleyeceğim bunu da. Ha, Muzaffer Alam diye bir Hindistanlı Müslüman bilim insanı. Çok iyidir kitapları, kalitelidir. Onun işte bu keşifler çağında Hint-İran coğrafyası diye. Şimdi ben de yeni başladım. Ondan sıcağı sıcağına paylaşmak istedim. Hatta çok ilginç bir seyahatname girişiyle başlıyor. Bir kadın seyyah. Yani Müslüman bir kadın, İranlı seyyahın hikayesiyle başlıyor kitap. Ki biliyorsun, yani biliyorsun değil mi? Bildiğimiz tek kadın seyyah. Kadın seyyah bilmiyoruz biz. Adını bilinmiyor kadının. Yani adını yazmamış. Hı hı. Sadece işte kocasından bahsediyor. Fakat hikaye boyunca şey o kadar iyi hissediyorsunuz ki. Yani o yolculuk zorluğu. Çünkü mesela işte dediğim gibi bir kentten bir kente gitmesi 18 gün sürüyor. İşte kurak diyor, çöl diyor, sıcak sıcaktan artık kemiklerimiz ağrıdı diyor falan. Tabii sonra vaha olan yerlere geliyorlar, nehir kıyılarına falan. Ama o iki şehirler arasındaki şey yolculukların orta çağda nasıl olduğunu ve İran'ın o anlamda yani deve kervanlarıyla, at kervanlarıyla geçmenin ne kadar zor olduğunu anlatan çok güzel bir kitap. Onu da bir reklamını yapmış olalım. Bunun dışında ne sorulmuş ya da ne yorumlar yapılmış? Ya şey denmiş mesela, bir katılımcı çok hoşuma gitti örnek olarak. Mesela Asuman adı geçmiş. İşte Kürtçe gökyüzü olduğu söylenmiş. Ben bilmiyordum mesela Kürtçe'de Asuman'ın gökyüzü olarak geçtiğini. Kaçırmışım yani, ben o yorumu. Mesela Farsça'da da gökyüzüdür Asman. Hatta Tevrat'ın Farsçasının ilk cümlesi öyle başlar. Der ibtida hoda asmani zemin ra aferit. Yani başlangıçta Tanrı gökleri ve yerleri yarattı diye başlar Farsçası, yani Tevrat'ın. Asman orada da geçer. Asman Hint dilinde de, Sanskrit'te de gökyüzü demektir. Benim çok sevdiğim bir Hintçe şarkı var. Böyle bol danslı onların şarkıları var ya. İşte Asmani Bahumi diye böyle başlar. Yani bulutlu gökyüzü diye. Yani bu o kadar ortak bir kültür ki bunu üzerine durmuştuk. Yani işte Kürtçe bilen birinin Farsça, Sanskrit, Hint dillerinde kelimeleriyle ortak bir haneye daha yakın olduğunu. Yani onu hatırlatayım dedim. Öbür dillerde de var yani. Çok ilginç olarak ortak bir kelime. İşte şey denilmiş mesela, işte Hediye Hanım niye müdahale etmiyorsunuz falan sana denilmiş. Mesela işte ya şimdi onu da ben söylemişim. Arkadaşlar ben milattan önce 1200'de boyalı seramin yerine gri seramik aldı diyorum. Şimdi yani Hediye şimdi ne desin? Yani buna denecek bir şey yok. Hayır hocam, 1200 milattan önce 1200'de boyalı seramin yerine gri seramik almadı falan diyecek hali yok. Yani bu işte bu konuyla ilgili, uzmanlaşmayla yani, ilgili mesela. Kesinlikle. Yani burada şey beklemeyelim birbirimizden. Yani herkesten her yerde evet bu işte arkeolojidir, öyledir de bilmem ne de böyledir. Başka ne denmiş? Demirci Kaba Kürtlerde mitolojide var denmiş. Evet, Kürtlerde de var. Aynı şekilde Şahname'de de var. Yani Farslarda da var. Bu da bir ortak mitsel değer. Kava'yı hemen hemen o bölgede herkes saygı duyuyor. Yani herkesin saygı duyduğu bir karakter, mitolojik karakter. Başka ne denmiş?
Mazidekçilikle ilgili çok güzel şeyler söylenmiş. Mesela Bedrettin oradan mı etkilendi denmiş. Evet, hatırlıyorum onu. Bedrettin doğrudan Mazidekçilikten etkilenmiş olamaz. Çünkü hani konuyu da orada katılımcıların söylediği gibi Bedrettin döneminin ortaklaşmacılığında kadınlar mesele dahil değil. Fakat Mazdeki ortaklaşmacılıkta kadınlar da bu ortak mülkiyet kavramındadır diye altını çizmiştik. Fakat Bedrettin'in İranlı düşünür Sühreverdi'den etkilendiği iddia ediliyor. Yani gene bir İran geleneği işin içinde var. Böyle bir iddia var yani İran düşüncesinde. Bizanslı düşünürlerden yani Platon düşüncesine etkilendiği de iddia ediliyor. Bu konu konumuz olmadığı için üzerine çok durmuyorum. Yalnız bir yorumlarda şey denmiş mesela. Bu da yani mazdekçilikle ilgili bir konu da çok kısaca geçeceğim. İşte ilkel komünizmden bahsetmiştim ben. İlkel komünizm diye bir terim yok denmiş. İlkel komünel toplum. İlkel komünizm diye bir terim var. Biz böyle bir dergi çalışmasında bunu analiz de ettik. İlkel komünizm nedir? Ne anlatıyor? Ne şey yapıyor? Bunu da yazdım. Şimdi ilkel komünizm kavramı ki bir katılımcı da neden antropolojiden hiç bahsedilmiyor demiş. Hazır onun da gönlünü yapmış olayım. İlkel kabilelerle bugün yani artık bu çok kullanılmıyor. Avcı toplayıcı toplum deniliyor. Yerleşik bahçe tarımı yapan topluluklar falan deniliyor. Biz şimdi kısaca ilkel toplumlar diyelim. İlkel toplumların her şeyi bütün mülkiyeti ortaklaştırmasıyla ilgili ilk bu terimler kullanılırken Amerikan antropolojisi buna ilkel komünizm diyordu. Primitif komünizm. Yani şey bu İngilizcesi. Fakat sonradan bu terim giderek azaldı ve yerini farklı terimlere bıraktı. Fakat Afrika'da Kung halkıyla çalışan antropologlar, bunlardan bir tanesi çok meşhurdur Richard Lee, ömrünün sonuna kadar ilkel komünizm terimini kullandı. Ve Amerikan okulunda, Amerikan antropoloji okulunda hala bu terim ara sıra kullanılır. İnatla, baskın bir şekilde. Bunu olumlama ya da olumsuzlama anlamında kullanmazlar. Bu terim yerleşmiştir. Yani böyle bir terim var. Bu arada şu da denmiş. İşte özel mülkiyet, yoksulluk, zenginlik gibi kavramlar işte o çağda yoktu ya da ya bunlar vardı tabii ki. Yani vardı şöyle anlatayım. Özel mülkiyet yeni bir terim değil. Yani ben İran'da özel mülkiyet ya da kamu mülkiyeti var derken Mazdekçiler döneminde özel mülkiyet gasp edildi ve kamu mülkiyetine dönüştürüldü derken tarihi bir şey yapmıyorum. Kolaj çalışması yapmıyorum. Çünkü işte bu biraz Türkiye'de Roma hukukunun okutulmamasıyla ilgili bir konu. Yani seçmeli ders oluyor bu Roma hukuku falan. Roma hukukunu bilenler özel mülkün ya da kamu mülkünün nasıl ayrıntılı tanımlandığını antik çağda benden çok daha iyi bilirler. Mesela Ager Publicus denilen kamuya ait topraklar, işte privat mülkiyet, özel mülkiyetin nasıl haklara sahip olduğu vesaireleri. İran'da da böyle, eski İran'da da özel mülkiyet, kamu mülkiyeti var. Bu terimler Aristoteles'te de var. Yani doğrudan bizim bugün anladığımız anlamda adam tabii ki komünizm demiyor ama Yunanca'da koine diye bir kelime var. Ortaklaşmacılık demek. Bütün mülkiyetin ortak olmasından bahsediyor. Yani modern araştırmacılar da buna yani özetlemek için mesele antik komünizm diyorlar. Çünkü kastettiği o zaten. Yani terim olarak modern bir terim kullanıyor ama antik Yunanca'da da, antik İran dillerinde de özel mülkiyet, kamu mülkiyeti, devlet mülkiyeti terimlerin hepsi var. Ama şimdi konumuz bu olmadığı için tek tek şu terim şunu anlatır, bu terim bunu anlatır gibi anlatmaya gerek yok. Arapçada da var. İşte iştiraktan, müşterekten bunları şey yapabiliriz. Başka bunun dışında ne vardı? Bir iki ilginç. Yok, hemen hemen aldım notlar. Ha şey bakabilirsiniz. İranlıların Arap fetihlerine nasıl baktığını merak edenler ve böyle çok tarih, arkeoloji vesaire de okumaktan da hoşlanmayanlar. Sadık Hidayet herhalde bilinen bir isim değil mi? Öykücü. İranlı öykü yazarı. Sadık Hidayet'in Sasan Kızı Boğran olması lazım. Bir tiyatro oyunu var. O işte 30'lu yıllarda mı 20'li yıllarda mı ne yazmış onu Sadık Hidayet? Onu okuyabilirsiniz. Türkçesi var. Yani piyasada bulunabiliyor. Sadık Hidayet'in işte oyunları
serisini, öyküleri serisini. İşte orada güzeller güzeli işte bir İranlı kız olan Bora'nın Arap fetihleri sırasında işte cariye olması, esir düşmesi hikayesi var. İşte orada tabii bugünün böyle aman şu topluma şu eleştiri yapmayalım, aman böyle genelleştirme yapmayalım, aman şurada dikkat edelim Yani dünyası. tarihten bahsediyoruz en nihayetinde. Bu tiyatro oyunu sahnelenebilir mi, oynanabilir mi ya da işte vesaire, o ayrı tartışma konusu. O dönemlerde İranlı aydınların Arap fetihlerine nasıl baktığını işte merak eden bizi izleyiciler Sadık Hidayet'in o öyküsünü okuyabilirler. Orada bir fikir edinebilirler diyelim ve bu kadar. Tamam, şimdi birkaç tane soru geldi ama hemen şeye geçmeden önce Bence onları yanıtlayalım. Ben basmayı unuttum için düğmeye görmüyorum. Ha, şimdi tamam. görüyorum. Töre Bey Strabon kitapları hakkında ne der diye bir soru geldi. Şimdi Strabo'nun ne yazık ki sadece Küçük Asya'yı anlatan kitabı Türkçe'de var. Yani Türkiye'de piyasada arkeoloji ve sanat yayınlarından yıllarca, hani yıllar öncesinden çevrilip bütün arkeoloji öğrencilerinin, eski çağ öğrencilerinin kaynak olarak kullanılan kitap sadece Küçük Asya'yı anlatıyor. Yani çevirmenler bizi daha çok ilgilendirdiği için Anadolu coğrafyasını çevirmişler. Strabo'nun İran'ı anlatan ve imparatorluğun diğer bölgelerini anlatan kitapları şu an Türkçe'de yok. Özellikle bu toplantı konsept gereği onu söyleyeyim. Yani İran'la ilgili çok ayrıntı. Ya şimdi tam hatırlamıyorum. 10, 11, 12 galiba Küçük Asya, 13, 14, 15 diye gidiyor. Onlar da İran anlatıyor bir kısmında diye biliyorum. O kitaplarını Türkçe'ye çevirmesi lazım. Ha, şey soruluyorsa ne kadar doğru? Büyük ölçüde Strabon güvenilir bir kaynak. Yani çünkü birçok bugüne kadar Strabon üzerine araştırma yapan uzman pek böyle hayal kırıklığına uğramadı. Yani Strabon da böyle demiş ama aman falan, ben öyle bir şey okumadım. O yüzden genelde güvenilir bir kaynaktır. Bir kitap konusunda yine fikrini sormuş esas. Demiş ki Ethem Hemgin, Zemgin diye mi okunur, Hemgin diye mi? Mazdek hakkında kitapları konusunun fikri ne diye soruyor. Onları bilmiyorum, incelemedim. Mazek hakkında bakma. Yani tamam, şey o şey kuşağı. Hatırladım, 90'ların kuşağı. 90'larda yazılan kitaplardı. Ya bilemiyorum. Onlar ilk programda da söyledim ben. Bu işte Cemşit Bender, Selahattin Mitoli gibi yazarlardan bahsetmiştim. Ya onlarda bir romantizm var. Yani nasıl diyeyim? Türkiye'de bu çağlarla ilgili bilimsel araştırmalara geciktiği için o tür yayınlarda genel olarak bir romantizm olduğunu söyleyebiliriz. Mazek hareketi, Karmatiler, ne bileyim işte Babek hareketi gibi şeyler Türkiye'de oldukça böyle romantize edilmiştir diyebilirim yani. Bir soru daha var. Demiş ki Hediye Hanım sorun lütfen. Emil Azade'nin sorusu. İran'da ve Azerbaycan'da Hazaryani bölgede yaşayan Talış denen etnik grup hakkında ne denebilir? Talışlar Çok hakkında bilgim yok. Yok yani spesifik gerçekten bir soru bu. İran'da çok değişik Türk toplulukları var. Halaçlar var mesela. Ya da Kalaçlar diye geçiyor. Onlarla ben birkaç gençle tanışmıştık. Yani Anadolu Türkçesine çok yakında bir Türkçe konuşuyorlar. Hani şeylerden, Azeri bölgesinden daha yakın bir Türkçe de konuşuyorlar. Ama hepsini tek tek şey olarak incelemedim. Yani etnoloji açısından bugün yaşayanların kökenleri hakkında çok fazla bir araştırma yaptığımı söyleyemem. Elşapo'nun bir sorusu var. Demiş ki Ermenilerin İran tarihindeki yeri nedir? Teşekkürler. Biz bunu konuştuk daha önce. Önceki Valla bölümlerde ama bilmiyorum söylemek istediğim bir şey varsa eğer bununla ilgili. söylemek istediğim bir şey hazırlayabilirsem sonbahara İran Ermenileri de bir kitap basacağız. Şu an uğraşıyorum onunla. Yani antik çağdan Safevilere kadar getireceğim. Şeye kadar da getirilebilir yani. Modern dönemi hala Ermeniler var İran'da. 100 bin mi, 200 bin mi falan Ermeni var.
Ve şu anda rahatlar yani İran'da genel olarak şu anda. Yani devrim zamanı büyük sıkıntılar yaşamışlar ama genellikle bu İran-Afganistan ilişkileri de iyi olduğu için bildiğim ölçüde şu an çok büyük bir baskı altında değiller. Bazı yasalar vardı onların aleyhine İslam devrimi sonrası getirilmiş. İşte mesela bir Ermeni bir Müslümanı öldürdüğünde ona kısas hakkı var Müslümanın. Yani o idam ediliyor Ermeni. Fakat tersi olursa bir Müslüman bir Ermeni öldürdüğünde Müslüman idam edilmiyordu. Para cezası veriyordu gibi. Yani evrensel hukuk açısından kabul edilemez eşitsizlikler vardı. Bunlar şimdi son dönemler falan değiştirilmeye başlamış. Ya da şöyle çok Ermeni'nin aleyhine bir yasa vardı. Bir Ermeni Müslümanlığa geçiyorsa, mesela beş kardeşsiniz, biri Müslüman oldu. O bütün miras ona kalıyordu. Yani o babasından kalan bütün miras, o yüzden de şey teşvik etmek için yapıyorlar bunu, İslam'a geçişleri. Bunlar şimdi düzeltiliyor falan. Bu şeydir yalnız bu yasa. Safaviler döneminde de var. Şahlar döneminde bir dönem kaldırılıyor. Eşitlik açısından laik bir devlet kurulduğunda. Sonra tekrar şey bunları getirdi İslam Cumhuriyeti. Ama şimdi yeniden bunlarda böyle bir esnemeler başlamış. Ben yalnız modern dönemleri anlatmayacağım. Ben Safevilerle bitireceğim kitabı İran Ermeni. Çok zengin bir konu. İran Ermenileri ayrıca daha da benden bu işleri bilen kişilerin de toplanıp sizin yaptığınız gibi program yapılacak derecede İran-Ermenistan ilişkilerini de ekleyerek buna tabii ayrıca. Tarih boyunca yan yana yaşamış ama Ermeni milliyetçileri bazen şey iddia ediyorlar işte çok dostluk, çok kardeşlik falan öyle değiller. Çok büyük sorunlar yaşanmış iki toplum arasında. Mesela şimdi Safaviler anlatırken değiniriz. Şah Abbas, yani Büyük Abbas, Nahçıvan bölgesindeki, Karabağ bölgesindeki on binlerce, bazı tarihçilere göre yüz binlerce Ermeni'yi alıp toplayıp İsfahan'a götürüp yerleştiriyor. Bu tehcir sırasında çok fazla kayıp veriyorlar nüfus olarak. Ama yerleştikleri yerde de İsfahan'da da onlara gelişebilmeleri için ekonomik açıdan büyük olanaklar sağlıyor Safavi Devleti. Bu açıdan hani bu hikayenin iki yüzü var. Yani Roma Tanrısı Janus gibi iki tarafı var madalyonun. Bir bakıyorsunuz hani büyük dramatik hikayeler var. Bir tersini çevirdiğinizde büyük fırsatlar doğmuş Ermeniler için İran'da. O yüzden bu güzel bir soru, güzel bir konu. Ama şu an hani ben bunun nasıl diyeyim, ben de öğrencisiyim yani, ben de çalışıyorum. O zaman kitabı bekleyeceğiz. Vallahi yani tavsiye ederim diyeyim, ne diyeyim yani, güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Çünkü bunun olabilmesi için ben Batı İran'da eski Culfa denilen yere gittik. Oradaki manastırların, kiliselerin fotoğraflarını aldık. Sonra İsfahan'da yeni Culfa'ya gittik. Yani o halkın sürülüp yeniden yerleştirildiği yerde. Orada fotoğraflar çektik. El yazmaları var, şeyleri var, kiliseleri var. Yani köklü ve güçlü bir kültürleri var İran'da yani. İsteyen kişi bunu modern çağa kadar çok rahat getirir. Çünkü İran Ermenileri İran'ın meşrutiyet devriminde yani 1906'daki o devrim hareketine çok etkinler. Parlamenterist harekette çok etkinler. Komünist Parti'nin kuruluşunda ilk İran Komünist Partisi'nin ilk genel sekreteri Ermenidir. Avetis Sultanzade. Yani nüfuslarının çok ötesinde politik hayatta şeyler, etkilidirler. O yüzden hani bu nasıl diyeyim, sadece antik çağlar, orta çağlar değil, günümüze kadar getirilen bir hikaye olsa gene gider yani. Hani şey, çok zengin bir konu. Evet. Bunu da not alayım ben o zaman. Bu konuyu da konuşmak lazım İran meselesiyle alakalı olarak. Şimdi yavaş yavaş gelelim. En son geçen bölümde bıraktığımız yerden devam edelim. En son İran Müslüman olmuştu ama Şiileşmeyi mi konuşalım bu hafta? Öyle yapalım yoksa bitiremeyeceğiz. Nereden? Hani, yani 6 bölümde bitirelim planımız var. Şimdi İran 10. yüzyılda Müslümanlaşıyor Türkçesi. Fakat o dönem İran aslında Sünnilerin güçlü olduğu bir ülke. Yani İran İslam'a geçip geçer geçmez böyle Şii olmuş falan bir ülke değil. Fakat tabii Şiiler var İran'da, her zaman var. Niye? Büyük bir coğrafya, zorlu bölgelere, çeşitli yerlere Şii gruplar yerleşmişler, propaganda yapmışlar. Zaten Şiiler her yerde varlar yani. Fas'ta da varlar, Mısır'da da varlar, Hindistan'da da varlar.
Fakat neden İran'da daha başarılı oldular? Belki sorulması gereken soru bu. Yani Şiiler Evet. başlangıçta biz hani İran'ı kendimize çevirelim diye bir bakış açısı içinde değillerdi. Örneğin Mısır'da kurulan Fatimi Devleti de Şii'di. Fas'ta gene bir takım Şii girişimler var. İdrisiler bilmiyorum şimdi onların mezhebini hatırlayamadım. Yani her yerde iktidarı ele geçirmeye çalıştılar. Fakat bir tek İran ve çevresinde, yakın çevresinde başarılı oldular. Ben de bunu hani şeyleri aktarmıştım. Yani kendi fikrim olarak değil ama genelde din tarihçileri, ortaçağ tarihçileri bunu yine Sasani mirasına, İranlıların kendini Araplardan üstün olduğu duygusunun işte yaşamasına falan bağlıyorlar. Ve bunu hani Müslümanlığa geçiyorlar ama Arapların istediği gibi Müslümanlar da olmuyorlar mantığıyla açıklıyorlar. Bir de Şiiliğin doğduğu bölge Küfe, Necef bölgesi zaten İran'ın kapı komşusu ve bir zamanlar Sasanilerin yönetiminde olan topraklar. İşte bu Muhtar ayaklanması sırasında ya da işte Ebu Müslim Orasani ayaklanması sırasında Mevali denilen Müslüman İranlıların Abbasileri iktidara getirmek için yani Emevi karşıtı isyanlara sürekli katıldığı söyleniyor ortaçağ tarihçileri tarafından. Ama Abbasilerden dolayı da hayal kırıklığına uğramışlar. İran'da Bağdat'ta yönetimi ele geçiren ve Bağdat'ı ve çevresindeki eyaletleri 200 yıl kadar yöneten bir Büveyh oğulları, Büveyhiler hikayesi var. Büveyhiler Deylemi olarak geçiyor. Yani Hazar Denizi'nin güneyinden gelen bir aile. Onların da etnik kökenleri hakkında bol bol işte bize karşı çıkılacak ya da desteklenecek tartışmalar çok. Büveyhiler Şii. Ve Şiiliği İran'da ilk defa güçlü bir şekilde yerleşmesini sağlamaya başlıyorlar. Yani bunlar Arap değil, Farisi bir aile ya da İrani bir aile. Tam bilmiyoruz tabii. Şimdi Deylemilerin konuştuğu diyalekt farklı. Farsi demeyelim, İrani diyelim. Gilani olabilirler. Bazı tarihçiler işte onlar için de işte kimisi Kürt der, kimisi Gilani der. O konuda karışık. Neyse bunlar Arapların yanında bunları biraz anlattık. Bürokratik açıdan İranilerin giderek güçlendiğini söyledik. Büveyhiler bunların doruk noktası. Fakat işte bunların gücünü Selçukiler kırıyor. Yani işte tam bu esnada İran'da Şiilik birazcık güçlenmeye başlamışken 9. 10. yüzyıllarda Selçuklular yani Oğuz Türkleri İran'a güçlü bir şekilde geliyorlar ve İran'ı hakim oluyorlar. İran'a hakim olmaları Abbasi halifesinin onayı, desteği ve önünü açmasıyla gerçekleşiyor. Çünkü Abbasi halifesi Şii Büveyhilerin gücünü Sünniliği kabul etmiş Selçuk Türkleriyle, Oğuzlarla dengeliyor. Dengelemeye çalışıyor. Onları bastırıyor. Böylece biz İran'da Sünni Türk egemenliğinin güçlendiğini görüyoruz. İşte özet geçersek bunlar genelde bilinen hikayeler. Özellikle bu işte Melikşah devrinde Nizamülmülk'ün Nizami medreselerini kurması, işte Gazali'nin bu dönemde Nizami medreselerine ders vermeye başlamasıyla İran'da bir Sünni reaksiyon var. Sünni reaksiyon varsa demek ki Şii şey de var. Canlı bir hareket var. Burada tabii iki tür Şiilik var. İşte bir İsnaşeriye dedikleri 12 imamcı Şiilik var. Bir de 6 imamcı işte Şiilik var. Bunlar tabii teolojik olarak çok farklı değiller aslında. Çünkü işte İmam Cafer-i Sadık'tan sonra hani kim imam olacaktı? İşte biri diyor ki Kazım imam olacaktı. Öbürü diyor İsmail imam olması lazımdı. İsmail önce ölüyor işte şeyden. Cafer-i Sadık'tan önce ölüyor oğlu. O yüzden onun imamlığı kabul olmaz diyorlar. Kimisi önce ölmesi önemli değil. Onun imamlığı kabul olur. Onlar İsmail diyorsan. Bunlar bilinen olaylar. Felsefik olarak bir fark var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Yani öyle ibadet anlamında. Zaten Şiilerle Sünniler arasındaki tartışma konuları Hristiyanların ve Batı ilahiyatçının anlayamadığı konular. Çünkü Batı ilahiyatının iki din, iki mezhep, iki yol ayrıldığı zaman bunun teolojik bir sebebi olur. Yani İsa Tanrı mıydı? İsa Tanrı'nın oğlu muydu? İsa aynı anda hem Tanrı ve insan mıydı? İsa Tanrı ve insan doğası ayrı ayrı bir arada işte yan yana mı duruyordu? Gibi. Bizim şimdi Şii Sünni ayrımlarında
ya da Şiilerin kendi arasındaki ayrımlarda teoloji yok zaten. Bu genellikle halife kim olmalı ve kimin soyundan, kimin yolundan gitmeli. Temel tartışma alanı buydu. Sonradan içlerine tabii şeyler karışmış olabilir. Yani yerel inanışlar falan. Ama temel ayrılma noktası bu. Burada peki siz... bir şey soracağım burada. Hani Nizamül Mülk, Nizamiye medreseleri vesaire bir sünnileştirme girişimi söz konusu dedin. Aynı dönemde bir Şii reaksiyon da var dedin. O süreçte mesela bu durumu etkileyen sosyoekonomik faktörler var mı? Yoksa sadece teolojik düzeyde mi, bir mezhepsel düzeyde mi bir tartışma söz konusu? Vallahi Türkiye'de kendine geçmiş yaratmak isteyen, yani sosyalist hareket, demokratik hareket, bu olaylara sürekli biraz da bu işte Engels'in Avrupa'daki mezhep savaşlarını aynı zamanda sınıf savaşı olarak yorumlamasından gelen bir gelenek aslında. Yani burada şöyle bir mantık var. Avrupa'da mezhep savaşının altında aslında sınıfsal gerekçeler vardı. İşte Protestanlar burjuvaziyi temsil ediyordu. Katolikler bilmem aristokrasi temsil ediyordu gibi bir takım yorumlamalar var biliyorsun. Yani işte Avrupa'da. Bunlar şu an Avrupa tarihçileri bunları da tartışıyor. Yani bunlar doğru mu değil mi? Çünkü bazısı diyor ki falan bölgede Katolikler daha zengin ama bilmem nerede Protestanlar yoksun. Şimdi o şeyler uymuyor yani şu anda. Yani veriler açıldıkça, arşivler incelendikçe, olaylara daha derinlemesine girildikçe hikayenin Avrupa'da da bu kadar kaba ve basit, yalın olmadığı görülmeye başlanıyor. Hı hı. Yani işte Protestanlar zengindi, bilmem neler yoksuldu, bu aynı zamanda bir sınıf savaşıydı falan. Şimdi burada buna özenerek bizde de var bunlar. Bizim tarihimiz de Avrupa'dan geri kalmıyor. Avrupa'da köylü savaşları varsa bizde de bunlar var. Tarzı bir, bizde bir reaksiyon var. Yani şimdi ben kişi olarak bunu anlamakta zorlanıyorum. Çünkü hani Avrupa'da varsa bizde de var demek zorunda değilsin mesela. Sen de olmayabilir. Bence bu çok önemli bir konu değil. Ya Avrupa'da varsa mesela Çin'de yok. Ne yapalım yani? Yani bazı şeyler sadece Avrupa'da var. Bunu kabul etmek zorundayız. Bu bir şey değil. Nasıl diyeyim? Burada korkunç bir şeyden bahsetmiyoruz yani. Evet, bir Avrupa eksiklik tarih, bir şey değil yani. Farklı. Evet. Avrupa tarihi farklı bizde. Bunu şimdi ayrıntılara girmeye gerek yok. Yani mesela feodalizm bizde yok. Bulmaya çalışıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. İşte devlet feodalizmi bilmem. Bizde feodalizmde bir şey yok. Avrupa'da var. Hı hı. İyi kötü ayrı bir konu. Aynı şekilde köylü ayaklanmalar geleni bizde yok. Çünkü bizde köylü de yok zaten. Hani mesela göçebe ayaklanmaları var bizde. Eğer bir ayaklanma geleni arıyorsan hani göçebe ayaklanmaları var. Mesela Safavi olayı böyle bir şey aynı zamanda. Yani köylü ayaklanması ama göçebe hareketleri bizde var. Göçebelerle yerleşikler arasında bir kavga var. Orta Doğu coğrafyasından geldi. Ama bu işte bu bakış açısının biraz da böyle hani Sovyetlerden, Avrupa'dan öykünerek yaratmaya çalıştığı bir sınıfsal şey. İşte mesela Şiiler, İsmaililer, emekçiydi. İşte şimdi proleter diyeceğim diyecekler ki ya bunlar şimdi, o zaman proleter mi vardı? Vardı çünkü Latinceden geliyor hepsi. Yani bu terimlerin. Mesela komün kelimesi Latincedir. Topluluk demektir ve Fransa'da 1871'de meşhur komün var ya. O hatırladığım kadarıyla Fransız tarihin 13. 14. komünüdür. Defalarca Fransa'da Orta Çağ'da Paris halkı ayaklanıp komün ilan etmiş. O çok köklü bir Orta Çağ geleneğidir. O yüzden insanların sandıkları da yeni değil bu terimler. Anlamları değişiyor, o ayrı konu. Modern anlamlar kazanıyorlar, o doğru. Ama bu terimler böyle çok yeni terimler değil. Bunların çoğu Latince'de falan, eski Yunanca'da, Latince'de var. Proletarya'da, eski Roma'da var. Bugünkü anlamda kullanılmıyordu ama bugünkü anlamını hissettiren bir şeyi vardı. Özü vardı. Aynısına girmeyeceğim şimdi. Gerek yok. Şimdi o dönemde yani Şiiliğin alt sınıfları, ezilen sınıfları, Sünniliğin ise yüksek tabakaları temsil ettiğine dair Türkiye'de inanılmaz derecede bir külliyat oluştu. Ama bunu kanıtlayacak hiçbir şey yok. Yani Şiilerin daha yoksul olduğunu, daha fakir olduğunu, Sünnilerin her yerde daha zengin olduğunu. Ya mesela İran Mollaları, Şii Mollaları herkesten zengindir İran'da. Ya toprak sahibidir bunlar, mülk sahibidir. Şimdi öyle. Geçmişte de öyle.
Yani bildik bileli öyle. 1500 yılından beri öyleler yani. Safaviler döneminden beri öyleler. Daha geçmişe indiğinde de şeyler. Yani İslam tarihinde Şiiliğin sosyoekonomik olarak Sünnilikten daha farklı olduğuna, daha yoksul olduğuna ya da sadece yoksullardan destek aldığına dair kesin elimizde hiçbir şey yok. Ama bu sadece şöyle söyleyeyim, gönlümüzden geçen, ya benim için söylemiyorum, yani genelde ağırlık bakış açısı olarak söylüyorum, gönülden geçen bir şey. Bunun tek istisnası Anadolu'da konar göçerlerin, Türkmenlerin, yani yerleşik yaşama geçmek istemeyen, direnen çok geniş göçebe kabilelerin Alevi, Bektaşi, Şii gelene yakın olması. Anlatabiliyor muyum? Yani tek şey bu. Ama Arap dünyasında böyle bir şey de yok. Yani Necef'teki fakirler Şii'di, Bağdat'taki zenginler Sünni'ydi gibi bir ayrımlara girildiği zaman bunu kanıtlayacak bir şey bulamıyoruz. Peki Şiilik neyi temsil ediyordu? Muhalif miydi? Muhalifti tabii. Kimilerine göre heterodoksi miydi? Olabilir. Yani muhalif bir kanadı temsil ediyor. Ama muhalefetinin sebebi onlar zengin, biz fakiriz değil. Ya da onlarda mal mülk var, bizde yok, bizde niye yok? Bunlar değil. Bu işin biraz nasıl diyeyim, kanıtlanamaz kısmı. Anlatabiliyor muyum? Peki neydi muhalifliklerinin sebebi? Muhalifliklerin sebebi Arapların İslam'dan önce de zaten iki aile, Haşimiler ve işte bu Süfyanoğulları, yani Emeviler, zaten rekabet halindeydi. Bunlar Kabe'nin işte koruyucusu kim olacak? Pazarların denetleyicisi kim olacak? Yani biraz bunlar para da kazanıyordu bu işten. Çünkü Kabe'yi denetlemek, Tabii. Mekke'yi denetlemek demek, o Ukayr pazarı, panayırı vesaireler var ya meşhur. Onları denetlemek demek. Bunlar İslam'dan önce de zaten rekabet içindeydi. İslam'dan sonra da rekabetleri devam etti. Bu iki güçlü ailenin aslında, yani mal mülkte de eşit, saygınlıkta da eşit iki ailenin şeyidir, rekabetidir. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela İslam tarihi, hani şeyden işte ezilenler getirdi İslam'ı. Ben bir tarihçi olarak şaşırıyorum. Mesela Osman zengindir, Ebu Bekir zengindir, Hatice zengindir, Evet. Ali de zengindir. Aslında o da zengindir. Bunların hepsi zengindir. Hem şey olarak, mal olarak zenginler, hem de isim, cisim, aile olarak güçlüler yani. Hani böyle arada bir iki tane siyahi kölenin katılması bunları böyle ezilenler hareketi falan yapmıyor. Bunlar Mekke'nin tüccar sınıfı. Şu Şii ya da işte Haşimi ya da Emevi olmaları fark etmiyor. Zenginlik açısından bir sorun yok. Ama bu hata, bu yerleşik bakış açısı, dinler tarihi hikayesini bizim mücadele etmekten artık yorulduğumuz bir konu. Mesela Hristiyanlığı da anlatırken hemen şey derler. İşte, ezilenler Hristiyan. Öyle bir şey yok. Bütün havariler kendi dönemin en saygın aileleridir. Ailelerin çocukları. Bunlar aslında nedir biliyor musun? Sıkılmış aristokrat çocuklar. Yani dünyanın anlamına bir anlam vermeye çalışan, her şeye sahip, artık varlıktan da yorulmuş bütün kilise babaları, havariler, Aziz Pavluslar vesaireler, hepsi 2-3 dil bilen Roma vatandaşı, işte biri Tarsus vatandaşı, biri bilmem ne vatandaşı, hali vakti yerinde, Yunancası mükemmel, Latincesi mükemmel, İbranicesi çok iyi, iyi eğitimli ailelerin çocukları, bu işleri başlatanlardan bahsediyor. Onlara umut bağlayıp da gelenlerden tabii ki farklı şeyler var, tabakalar var. Ama bu işleri başlatanların hepsi ortanın üstü sınıflar, tabakalar. Mesela İsa bile marangoz falan deniliyor. Aslında o da Davut soyundan çok saygın bir ailenin şeyidir. Soy olarak çok güçlü bir ailenin çocuğu yani şey. Neyse, özet olarak burada ben sınıfsal bir şey bulamıyorum. Göremiyorum. Ortada böyle bir şey yok. Ama şunu da yaptığımın farkındayım. Yani Türkiye'de yerleşmiş bir bakış açısı, bir rüzgara karşı konuştuğumu tabii ki farkındayım. Çünkü kabul edilmek istenen şey bu değil. Ha, eşitlikçi ayaklanmalar var mı? Var. Ama bunlar sırf Şii değil. Yani sadece Şiiler tarafından eşitlikçi isyanlar çıkmış. Sadece onlar bunu yapmış değil. Bunlar dönem dönem her mezhepten kişinin katıldığı köle ayaklanmaları dönem dönem bunlar var. Ama bunlara biz şey diyemiyoruz yani. Yekününe birden bunlar Şiidi. Bazen düşmanları bunu diyor.
Yani bazen Sünni tarihçiler bazı isyancıları kötülemek için bunu yapıyorlar. Çünkü İslam tarihçiliğinde Şiiler yavaş yavaş devreye giriyorlar. 11. 12. asırlarda Şii tarihçiler güçlenmeye başlıyor. Uzun süre tarihçiler Sünni olmuş. Yani bizim bildiğimiz kadar Taberi falan işte Evet. Elazuri onlar hep böyle İbni İshak onlar hep Sünni yani bildiğimiz kadarıyla. Sonra Şii tarihçiler şey yapmaya başlıyor. Yetişmeye başlıyor. O yüzden Sünni tarihçiler birçok isyancıyı şeyle suçlamış. Yani heterodoksiyle suçlamış. Ama bunu da tabii bilmiyoruz. Yani bu adamın yani ikisini bir araya getirmesi neydi? Fakat işte bu konu romantik bir şekilde yerleşti. Mesela Ali Şeriat'ı okuyanlar çok iyi bilir. İşte Ali Şeriat'ı ne diyordu? Şiilik devrimci İslam'dır. Şiilik eşitlikçidir. Şiilik Evet. isyancı, özgürlükçüdür vesairedir. Mesela peki o zaman şöyle bir soru soruluyor. Tabii çok basit Ali Şeriat'ı o dönem. Şiilik bu kadar yani isyancı, muhalif, eşitlikçi bir ütopyası varsa yani bu sadece sen halife olacağım, ben halife olacağım kavgası değil. Hayır, bir hak mücadelesi, işte eşitlik mücadelesi, adalet mücadelesi ise niye Safaviler İran'da iktidara geldikten sonra aynı tas aynı ama toplum devam etti? Yani niye Safavi şahları sarayda yaşamaya devam etti? Niye gene köylü sırtında şeyin kırbacını, sipahinin kırbacını yiyip durmaya devam etti? O zaman ne diyor Ali Şeriati? Ha, iki Şiilik var diyor. Biri Safevi Şiası, biri Ali Şiası. Yani onu da ikiye ayırıyor yani. Yani bunlar diyor devleti ele geçirdiler İran'da, devlet oldular. Devlet olunca Şiiliğin devrimci, eşitlikçi özünden uzaklaştılar. Ya iyi de o zaman ne demiş oluyorsun sen? Şiilik sadece iktidara gelmediği sürece eşitlikçi, özgürlükçü, devrimci neyse bir ideoloji olabilir. İktidara geldiği an o zaman aynı tas aynı hamam Büyü devam ediyor. bozulur. Ha, o zaman da sen hiçbir zaman iktidara gelmeyeceksin. Yani, kural bu. Çünkü iktidara geldiğin an aynı şeyleri sen de yapıyorsan ama o Safevi şiası, o iktidar şiası diyorsan o zaman bu bir şeye dönüşüyor. Asla yönetime gelmemesi gereken bir ütopik fikre dönüşür. Ama mesela tarihsel gerçekler yani Şiiliğin şimdi tam hatırlamıyorum ama 300 yıl yönettiler Mısır'ı. Fatimiler. Fatımlı. Fatimiler yani tam 250 yıl mı 300 yıl mı yani tam olarak şey olmuyor çünkü Fas'tan geliyor bunlar Tunus'u alıyorlar Mısır'ı alıyorlar sonra tekrar kaçıyorlar şuraya buraya yani bir 300 yıl Kuzey Afrika'da bir Fatimi deneyimi var ve Fatimi deneyimi şöyle diyeyim hangisi şimdi hangi Fatimi halifesi hatırlamıyorum Hakim Biemrillah mıydı ne kadın ayakkabısı yapmayı yasaklıyordu kadınlar sokağa çıkmasın diye şeyleri kapatıyor. Kadınlara ayakkabı yapanlara idam cezası veriyor. Yani kadınlar evde oturacak. Ya da bir şimdi mesela karmatiler var. Yere göğe sığdırılamıyor biliyorsun. Daha sabah Evet. okudum. Hindistan'da bu Sünniler Hindistan'ı fethediyorlar. Tabii orada Mecusileri, putperest vesaire işte bu Hindulara baskılar başlıyor ve birçok yerde bu tapınaklar yıkılıyor. İşte put diye kırıyorlar, döküyorlar bu Hindu şeylerini. Ama genellikle Sünni Arap yöneticileri şey demişler, bunları şöyle kandırmışlar. Şimdi Araplar ticarete eğilimli bir millet ya. Efendim bu putları kırarsak buralara çok fazla şey geliyor. Hani ziyaretçi ve hediye bırakıyorlar. Çok büyük vergi kalemlerinden mahrum oluruz. Hatta bir soru da gelmiş. Emeviler insanların Müslüman olmasını istiyorlar mıydı gerçekten diye istemiyorlardı. Yani Emeviler gerçekten Araplar dışında kimsenin Müslüman olmasını istemiyordu. İkinci Ömer hariç. İkinci Ömer hariç hiçbir Emevi halifesi milleti Müslüman yapmak için uğraşmıyor. Çünkü hem Araplara öz olarak bir şey düşünüyorlar İslam'ı, kafalarında böyle bir şey var. Hem de Müslümanlığa geçişler vergileri düşürüyor. Çünkü İslam hukuku bilenler bilir. Bir gayrimüslim, bir Müslüman iki katı gelir vergisi öder. Evet. Müslüman onda bir öşür öder. Gayrimüslim ise beşte bir vergi öder. Haraç öder. Bir de artı cizye öder. Yani bir Müslümanın yaklaşık üç katı vergi öder. O yüzden bir bölgede Müslümanların sayısının artması ve gayrimüslim nüfusun azalması devletin vergi kalemlerine çok büyük bir düşüşe yol açar. O yüzden çoğu Müslüman devlet tarihte, gerçek tarihten bahsediyoruz. Şimdi ben bunu başka bir yerde de söyledim. Hayır, İslam
herkesi Müslüman yapmaya çalışacak. O teori, o nazariye. Tabii ki nazariyede bütün dünyayı Müslüman yapmaya çalışır Müslümanlar. Ama Müslüman devletler tarihte her zaman böyle yapmamış. Teraziye koymuş. Bu demiş benim gelirimi düşürüyor. Ben demiş Müslüman yapmayalım. Ömer ise, ikinci Ömer, Ömer bin Abdülaziz diye geçiyor. O demiş ki isterse devlet batsın, kasada tek kuruş para kalmasın, ben herkesi Müslüman yapacağım demiş. Mesela tek şey o istisna. Neyse, Araplar ticari yaklaştığı için meseleye Hindu tapınaklarını vergiye bağlamışlar. Yani devam ediyorlar. Siz inanın, hediyenizi altın, yakut neyse getirin ama bize de şu kadarını vereceksiniz. Tamam demiş Hindu da. Karmatiler ele geçirince Hindistan'ı, böyle İslam mı olur demişler. Ne kadar tapınak varsa yok etmişler. Niye? Çünkü onlar daha öz, daha böyle ödünsüz bir İslam'dan yanalar. Ama bizim modern işte sosyalist de bileyim işte, tarihçi mi diyeyim, yazar çizerler. Hani kafalarında bizim anlayamadığımız bir karmatilerle yaşıyorlar yani. Hani tarihsel gerçeklerde çok farklı bir şey var. Ama kafada yaratılan hikaye çok farklı. Ha şu olabilir. Esin kaynağı olabilir. Alman Komünist Partisi de kendine Spartaküs diyordu. Spartaküs Bund diyordu. Ama o şey demek istemiyorlar. Yani hani biz gladyatörüz, köleyiz, şeyden kaçtık anlamında değil. Bu tür simgeler kullanılabilir. Ama bu simgeleri kullanırken o da benim gibi düşünüyordu diye sanırsanız, hani şey derler ya, siz Tanrı'yla konuşabilirsiniz, sorun değil ama Tanrı sizinle konuşmaya başlıyor. Problem. Ha, sen Spartaküs'ü öykünebilirsin. Ama Spartaküs'ü de kendin gibi sanmaya başlıyorsan, yani hakikaten filmdeki gibi eşitlik getirdi, adalet getirdi falan diye düşünmeye başlıyorsan Spartaküs'ü de o çağda. Şimdi şey örneğini vereyim. Cennetin Krallığı diye bir film var. Bilen bilir. Evet. O uzmanları izler. Orada ne yapıyor? Haçlı Şövalyesi, Kudüs işte şeyi. Biz diyor Kudüs'üz diyor. Hristiyanı, Müslümanıyla bir bütünüz. Bu kentin diyor eşit diyor halkıyız falan filan diyor. Ya bir Haçlı Şövalyesi bunu diyebilir mi ya? 1100'lü yıllardan bahsediyoruz. Bu konuşma 2001'de 11 Eylül saldırıları olduğunda, kuleler yıkıldığında New York Belediye Başkanı Giuliani'nin New York'ta yaptığı konuşmaydı. Biz New York'uz. Yahudisiyle Müslümanıyla şu yüz bu yüz neyse. O konuşmanın aynısını adam tarihi filmde o İşte adını şimdi hatırlamıyorum. Orlando Bloom oynuyordu o rolü. Kudüs'ün Haçlı Şövalyesi böyle konuşuyor. İşte bunu yapmamamız gerekiyor. Yani yapılabilir. Edebiyatta yapılır. Sinemada yapılır. Ama bilimsel iş yapılacaksa bu iş böyle değil. Yani. Mesela işte karmatiler için söylenenler vesaireler gibi. Şiirlik de bu anlamda bunu yaptığınız zaman neyin ne olduğunu anlayamaz hale geliyoruz. Yani şeyden uzaklaşıyoruz. Var olan gerçeklikten başka bir evrene geçiyoruz ve tarihi kendi çıkarlarımız, amaçlarımız, o amaçlar mukaddes olabilir ayrı konu, amaçlarımız için eğip büken, kullanan, onu bir arka plan, malzeme olarak gören bir şeye dönüşüyoruz. Siyasette bu olur. Karışmam. Edebiyatta olur, bilim kurguda olur, romanda olur, hikayede olur. Bana bir roman örneği geldi. Tarihçi olarak incelemem için. Babayi isyanları ile ilgili mesela Anadolu'da. Babayiler ortalığı yakıyor, yıkıyor. Erzurum, Erzincan o taraflara geliyorlar. Erzurum'daki, Erzincan'daki Ermeniler şeye katılıyor. Babayi isyanına katılıyor. Ya şimdi mümkün değil. Yani çünkü onlar konar göçer ayaklanması. Ermeni ise yerleşik insan. Tarım yapıyor. Dükkanı var. Yani bir Ermeninin şeye katılması mümkün değil. Babaya ayaklanmasına. Anlamsız yani. O yazarın hayalindeki dünya, yani çeşitli toplumların kardeşçe bir arada yaşadığı bir dünya tasavvur ediyor. Edebilir. Böyle bir dünyayı bugün kurmak için şeyler de var. Olanaklar da var. Ama 12. yüzyılda da senin bunu böyleymiş gibi yansıtman edebiyat açısından gene sorun yok. Ama tarihçi olarak böyle yaklaşıyorsan işte orada iş zora giriyor diyebilirim yani. Evet. Zaten bu arada Cennetin Krallığı filminin finansmanını Körfez ülkeleri sağlamıştı. Hatırladığım kadarıyla Birleşik Arap Emirlikleri vermişti diye hatırlıyorum. Ya %100 daha çok yanlış, böyle kötü dünyadaki dünyadaki o Müslüman algısını, olumsuz İslam algısını biraz kırmak açısından yapılan bir film diye.
Şimdi tekrar İran'a geri dönecek olursak töre. İran'ın hızlı bir şekilde Şiileşmesini sağlayan şey ne oldu o zaman? Oraya gelelim biraz. Ha, şimdi sınıfsallıktan çok orada etnolojik konulara bak, kültüre bakmak gerekiyor. Yani o zengindi, bu fakirdi değil. Gerçekten İranlılar Araplar tarafından yönetilmekten rahatsız. Eğer Şiiliğin içinde şey arıyorsak biraz, hani mevali tepkisi, o anlamda mağdunlar tepkisi arıyorsak onlar doğru. Yani terimi şey yapanlar bilir, yani bilenler bilir. Yani bir geri plana itilenler. Evet, onlar doğru. Hani ekonomik olarak demiyorum ama. Ama Arap egemenliğinden hoşnut olmayan bir İrani tepki Şiilikte var. Çünkü bu kadar çok o bölgede güçlenmesini açıklayabilecek şey, daha güçlü rakip teoriler yok. Çünkü niye bunlar burada bu kadar kuvvetlendiler yani? Bir şekilde. Orada tabii Araplara karşı bir tepkinin yavaş yavaş yayıldığını görüyoruz. Çünkü Kuzey Afrika'da yok. Kuzey Afrika'da fakir yok muydu? Kuzey Afrika'da köle yok muydu? Yani niye işte İspanya'da yok muydu bu sorunlar? Vardı. Ama orada olmadı, tutmadı. Yani bu bir sosyal tepki olsaydı her yerde olurdu. Sadece İran'da olmaz yani. Hani bütün Müslüman dünyada biz bununla karşılaşırdık yani. Ama bunun dışında biz bunu şeyde karşılaşıyoruz. Araplara tepki duyulan yerlerde, evet, özellikle bu şey olabilir. Yani bir İran kültür geçmişinden doğmuş olabilir. Her ne kadar mesela Samaniler Sünniydi ama onlar da İrancıydı mesela. Hani onlarda da mesela bu tepki var. Şeye kadar Arap aleyhtarı, Arap aleyhtarı bir tepki var. O yüzden burada Şiiliğin gelişimindeki ana güçleri tabii ki burada çözemeyiz. Hani böyle bir tür programlarla vesairelerle bu hallolacak bir konu ya. Bu işte 20 kişinin daha katılması lazım bu programa, konuşmacı. Ama burada önemli olan konulardan birinde, yani bir tanesi İran geleneğinin etkisi. Yani bugün ikisinin bu kadar iç içe geçmesi tesadüf değil. Çünkü hani bugün artık Şiilik her ne kadar Arap dünyasında her yerde olsa, Hindistan'da, Pakistan'da da Şiiler var ama genel olarak artık böyle millileşmiş bir şey gibi. Yani İranilik ve İran'a yakın bölgelerde, hadi Irak'a da ekleyelim listeye. Yani belli bir coğrafyaya sıkışmış gibi. O haritadan geçen hafta bahsetmiştik. Bunun da açıklaması, yani en büyük açıklayıcı konularından biri mevalilere yapılan Arap baskısı nedeniyle Şiilerin bu muhalefeti örgütleme konusunda daha başarılı olması deniliyor. Yani böyle bir teori var. Bir de şunlar da var yalnız. Babadan soy geçişleri, şöyle söyleyeyim. Şimdi İranlılar soycuydu. Bunu anlattık. Yani yöneticiler, evet yani nesil, nesep, soydan geçişe çok önem veriyorlardı. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman halifelik kimin hakkı? Ali ve oğullarının hakkı. Çünkü İran devlet geleneğinde de saltanat kimin hakkıydı? İşte Sasan ve soyunun hakkıydı. İşte ne o? Hahameniş ve onun soyunun hakkıydı. Şimdi aslında Arap düşüncesi bu konuda daha farklı. Çünkü Araplar soydan gelen bir halifelik kabul etmiyorlar yani. Halife kendini kanıtlayacak. Herhangi biri de halife olabilir. Şeyler diyor ya, zenci de olabilir işte vesaire, Türk de olur, şu da olur diye şeyler var. Ama İran'da hayır, soydan gelecek. Mesela bu fikir neden İran'da bu kadar güçlü? Muhtemelen bu bir İran, Sasani mirası. Çünkü ya da Mehdi figürünün çok önemli olması. Yani Mehdi her yerde var ama İran'da çok önemli bir Mehdi figürü var. Bu şeyde de böyle, Zerdüştilik'te de bunu gene şeyler bilir. Hani konuya vakıf olanlar. Zerdüştilik'te dünyanın sonunda kötülük hakim olacak. Kıyamet zamanı ve Saoşyant adlı bir kurtarıcı gelecek ve dünyayı kurtaracak. Mazdaist eskatolojinin temelidir bu. Kötülüğe son veren bir kurtarıcı gelecek. Bugün bir bakıyoruz ki hani bugün İran'da birebir aynı bir beklenti için yani şey. Eskatolojik kafa. Evet, Mehdi. Yani hani şimdi Mehdi Sünni'de de var. Hani bu sırf Şii'ye ait bir şey değil. Ama Sünni dünyada bu kadar önemli figür değil. Yani bu kadar böyle belirleyici, böyle her gün beklenen falan öyle bir şey değil. Ama Şii dünyada daha güçlü. Adam da diyor ki buna, bu diyor Mazdaist gelenekten gelen bir şey diyor. Ben de öyledir demiyorum. Hani şimdi böyle eleştiri,
Hayır, böyle bir düşünce, böyle bir yaklaşım var. Bu da yalnız güçlü bir iddia. Niye orada böyle çok güçlü bir Mehdi geleneği var? Çünkü buna diyor açıklama, onlar diyor Mazlıizm zamanında da böyleydi diyor. Hı hı. Geçmişten ya da devralıyor. Mesela birçok Şii kültürde babadan oğula şeyin geçmesi, mesela Magiler de babadan oğula geçerdi. Hani bu Mazlıist ruhbanlar da aileviydi ve aileden, yani babadan oğula geçiyordu. Mobedanlık da babadan oğula geçiyordu. Mesela Sünnilerde böyle bir şey yok. Geleneksi yok, yani imamın oğlu da illa imam olacak falan diye bir şey yok. Mesela Şiilikte bu daha güçlü. Gelenek olarak. Bunu da şeye bağlayanlar. Ama dediğim gibi yani bunlar böyle bir anda böyle evet böyledir, hadi kapattık defteri diyeceğimiz mevzu değil yani. Yani. Safevilere dönelim mi tekrar, yoksa sen nereden devam etmek istersin? Şimdi ara bir perde var. İlhanlılar, Moğollar dönemi. İran'ın evet. Şiileşmesinde Moğol egemenliğinin çok etkisi var. Bu genelde bilinmiyor. Yani şöyle sanılıyor. Sünni bir İran vardı. Bir anda Safeviler geldi. Bunları artık zorla hepsini Şii yaptılar. Öyle değil. Moğol dönemi, ne zaman geliyor Moğollar? 1258'de işte Bağdat'ı alıyorlar. Yani bütün İran'a hakim olmuş durumdalar. İşte sonra bu İsmaillerin meşhur o Alamut Kalesi'ni falan ortadan kaldırıyorlar. Önce onu ortadan kaldırıyorlar. Önce İsmaililiği yok ediyorlar. İsmaililiği yok ederken de Abbasiler destekliyor Moğolları. İyi yapıyorsunuz, zaten burası fesat yuvasıydı falan diye. Moğollar o dönem destekleniyor yani Sünni dünyada. Ne zaman ki Bağdat'a da yöneliyor kılıç, o zaman eyvah Moğollar, işte barbar Moğollar falan muhabbeti başlıyor. Bugüne kadar da geliyor. Bugün mesela şey okuyamıyorsunuz ya. Bugün Sünni tarihçilerin Moğol, onlar istilası derler. Ben genelde fütuhatı diyorum. Fuat Köprülü geleneğine bağlı kalarak. Yani Moğol fütuhatını onlar böyle bir yıkım, yakım, barbarlık vesaire tabii olarak. Ya şimdi bu boyut var mı? Var. Ama bu herkeste var. Bu bir. Yani öyle sen barışçıl yolda gittin, Moğol kanla geldi değil. Sende de var aynı numaralar. Tabii Moğol daha güçlü olduğu için daha çok yok etmiş. Fakat ardından da kurmuş. Şimdi Bağdat'ı yakmış, yıkmış ama Meraga'yı da alternatif bir bilim merkezi olarak inşa etmiş. Yani onu da anlatacaksın, onu da söyleyeceksin. Tabii, tabii. Yani tarihçilik bu. Bizim yaptığımız hikaye ise canımızın istediği örneği verip sonra iyi akşamlar, görüşmek üzere deyip kapatmak. Öyle değil. Meraga'yı da kurmuş. Meraga Rasathanesi'ni kurmuş ve Nasreddin Tusi'yi de almış Hülagü ve şeyin başına geçirmiş. İsmaililerden, yani işte Hasan Sabbah Kütüphanesi'nden Kurtarılabilen Her kitabı da Tusi şeye taşımış. Onların çoğunu Cüveyni yaktırmış. Sünni bir alimdir. Hı hı. Gerek yok bunlara diye. Ama Kurtarılabilenler de kurtarılmış. Ve Meraga önemli bir kültür merkezi olmuş. Yani Moğol dönemi öyle yaktı yıktı 100 sene öyle bir şey değil. İkisi de var. Düşmanlarını yok ediyor. Fakat ona tabi olanları yüceltiyor. İşte bu dönemde İran'da Meraga'nın bir bilim merkezi olarak yükselmesi, Nasreddin Tusi şeydir, Şii'dir. Şiiliğin ilk defa entelektüel patlamasıyla karşılaşıyoruz biz. Yani bugün biz İran'da Şiilikten bahsediyorsak, hatta genel olarak Şiilerin Sünnileri yakalayıp geçmeye başlamasından bahsediyorsak entelektüel düzeyde, bu Moğol hoşgörüsü. Çünkü Moğolların şey umurunda değil. Ya Sünniymiş, Şiiymiş, Budistmiş, Yahudiymiş, bunlarla hiçbiriyle ilgilenmiyor. Moğol Hakanları, İlhanlılar, Hülagü, işte Abaka, Argun neyse, her inanıştan tebaasına eşit davranıyor. Bu böyle. Yani yok ediyorsa hepsini yok ediyor. Affediyorsa hepsini affediyor. Hiçbir zaman bu doğru inanış, bu yanlış inanış kafasında değiller. Çünkü onlara göre doğru inanışın birçok görüntüsü olabilir. Ve şeyi çok seviyor Moğol Hakanları. Farklı dinlerden tipleri sarayına toplayıp tartıştırmayı. İran'da ilk defa Sultaniye diye bir kent kuruyor Moğollar. Başkentleri orası İlhanlıların. Düşünce özgürlüğü, tartışma özgürlüğü. Çünkü ondan önceki 100 yılda Şii ve Sünni savaşı var. İşte bu Hasan Sabbah'ın elemanları Sünnilere suikast düzenliyor. Sünniler Şiilerin aşure törenlerini basıp önüne geleni kılıçla kesiyor. Herhangi bir İslam tarihçisini okursanız 900'lü, 1000'li yıllar, 1100 yıllar her aşure, her şeyde
2000, 3000 kişinin öldüğü toplu şeyler yaşanıyor. Hani bazen diyorlar ya, tabii canım Amerika geldi, kardeş kardeş yaşayan insanları böyle böldü, mezhepleri birbirine, öyle bir şey yok. O hep öyle yoruz. Irak tarihi evet. Bu. Yani Moğollar bunu durduruyor. Yani Moğollar savaşı durdurmuyor. Moğollar mezhep ve din temelli savaşı durduruyor. Bana diyor vergini ver. Neye inanıyorsun, neye inanmıyorsun, ben ilgilenmiyorum diyor. Mesela bir Olcay Tudu'ya Moğol Hakanı vardı. Bizim ikide bir andığımız bu manken kardeşimiz gibi her sene din değiştirir o. O Hristiyan olmuş, Budist olmuş, işte Nasturi Hristiyan iken Budizm'e geçiyor, Budistken Müslüman oluyor. Müslüman önce Şii oluyor, sonra Sünni oluyor. Kimseyi kırmıyor yani. Hani hükümdarım diyorlar işte İslam böyle güzel. Tamam diyor Müslüman olun. Efendim Müslüman olduğunuz zaman bunun şu mezhebi var. Tamam diyor Şii olayım o zaman diyor. Şii olduğunuz zaman diyor bunların da gönlü kırıl. Tamam bu sefer de Sünni olun. Adam ölene kadar 7 kere 8 kere şey değişti. Aslında hiçbiri olmuyor Türkçesi. Ama tebaasının her hepsini memnun edecek şekilde onların hoşuna giden şekilde davranmasını biliyor diyelim. Çünkü Moğollar için konu şu, yalan söylenmeyecek, devlete başkaldırılmayacak, Cengiz yasaları denilen hikayeleri var. Bunlar İran'da bir felsefe, düşünce patlamasına yol açıyorlar. Çünkü şeyi ortadan kaldırıyorlar, Şiiler üzerindeki ve diğer dinler üzerindeki, işte Ermeniler, Yahudiler neyse, hepsini serbest bırakıyorlar. O açıdan hani Moğol dönemi haksızlık ediliyor. Şöyle, Sünni tarihçilerin gözüyle anlatılıyor. Sünni tarihçiler evet. Çok buna kızıyorlar. Yani biz nasıl oldu da Yahudi ile bilmem neyle eşit olduk? Ona da söz hakkı, buna da söz hakkı. Ve sen bilirsin şey vardır İbni Teymiye. İbni Teymiye işte Moğollara karşı 1306'da galiba şey veriyor. Cihat fetva. Cihat fetvası veriyor. Fetva. Moğollar o zaman Müslüman aslında. Ve tarihte ilk kez bir Müslüman topluma efendim Müslümanlar ama yeteri kadar değiller bahanesiyle cihat ilan ediliyor. İşte Moğollar İran Moğollarına ilan ediliyor şey İlhanlılara. İşte bunlar namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar, Müslümanız diyorlar ama işte bilmem at eti yiyorlar falan. Bahanelerle şey yapılıyor. Cihat ilan ediliyor ve bugün biliyorsun Suriye Alevilerine de işte bilmem kimlere de o Teymiye'ye dayanarak cihat ilan ediliyor. Yani Moğol tabii dönemi... IŞİD'in falan. Tabii. IŞİD'in yani radikal örgütlerin hala kullandığı kaynak, referans gösterdiği şeydir. Fetvalardan. İşte o Moğolların laik Cengiz yasasıyla ya da kendi gelenekleriyle ya da onlar töre de diyor Cengiz töresiyle İslam'ı kaynaştırıp insanları da inanışlarında serbest bırakma bakış açına bir tepki o radikalizm. Yani Teymiye'yi doğuran sebep Moğol hoşgörüsü. Tasavvufu doğuran yani dikkat ediyorsanız bir anda o yüzyıl Moğol yüzyılı İran'da ve Anadolu'da Moğolların idaresi altında yani Selçuklular var ama şeye bağlılar İranlılara bağlılar birdenbire bir hoşgörü geliyor. Yani nereden geliyor bu hoşgörü? Yani sudan mı çıkıyor, topraktan mı fışkırıyor, sulara bir şey mi karışıyor? Birdenbire işte Mevlana ne diyor? İster putperest ol, ister mecusi, ister ateşperest, ister bilmem ne. Hani bu nereden geliyor bu hoşgörü, tolerans rüzgarı? Çünkü zaten Abaka yönetiyor orayı. Abaka Budist. Ne diyeceksin? Yani baştaki Hakan, İlhan zaten şey, onlar zaten Budist çoğu. İlk 4-5 İlhan'la Hakan. Onlara şey mi diyeceksiniz? Putperestsiniz siz bunlar. Diyemezsin zaten. Tasavvufun yükselişi İran'da da o Şiiliğin yükselişi de hatta bütün bunların karışarak daha sonra işte Safavi hareketinin ortaya çıkmasının aslında temel sebebi Moğolların Sünni İslam'ı kırarak yani Ortodoksi'nin gücünü İran'da ve bölgede yani çevrede Anadolu'da şunu kırarak Sufi İslam'ın, tasavvufun, Şiiliğin, heterodoksi inanışların ya da sentez, melez bizim de bir yere koyamadığımız hani öyle mi böyle mi anlayamadığımız
şeylerin ortaya çıkmasını sağlayan şey aslında Moğol istilası. Moğol fütuhatı. O yüzden zaten Sünni tarihçiler hoşlanmıyor. Yani en büyük sebepleri bu. Yoksa onu öldürmüşler, bunu öldürmüşler değil. Yarattıkları iklimi beğenmiyorlar Moğolların. Bu karmaşa içerisinde mesela Safavi ailesi işte ne zaman Sünnilikten Şiiliğe geçiyor o da belli değil. Çünkü sınırlar belli değil o zaman. Bugünkü kadar keskin sınırlar yok. Yani işte mesela biz hala Bektaşiliği anlayamıyoruz yani. Bektaşiler için Hristiyan bile diyen var. Din tarihçiler için. Şey derler hatta. Hristiyanla en yakın İslam tarikatı ya da İslam'a en yakın Hristiyan tarikatı denir Bektaşilik için. Hani sen karar ver artık. Şimdi o dönem bunların yükselmesinin sebebi de bu. O yüzden Safevilere geçişte incelenmesi gereken temel ara perde İlhanlılar, Moğollar dönemi. Olcaytun'un Şii olması ve Şii alimlerin, onların saray tarihçisi var. Reşidüddin Fazlullah. Muhtemelen İslam tarihinin en büyük tarihçilerinden biridir. Onun çok büyük bir dünya tarihi kitabı var. O da Şii'dir mesela. O Yahudiyken Müslüman Şii olmuş. O dönem Şiiliğin İran merkezi büyük bir canlanma. Yani şöyle diyeyim. Şiilik hep vardı. Mazenderan dağlarındaydılar. Yani Taberistan dağları, Elbruz dağları, işte Alamut kalesi, yer altındaydılar. Irak'taki bilmem ne bataklıklarındaydılar. Şeye çıkamıyorlar. Korkuyorlar yani baskı altındaydılar ya da burçlarda, kalelerdeydiler. Gizleniyorlardı. Fakat Moğollar sayesinde ilk defa hadis derlemeleri yapabilme, fıkıh derlemeleri yapabilme şansına eriştiler ve kendi kültürlerini serbestçe geliştirip kentlileşme şansı elde ettiler diyebiliriz. Önemli bir ara aşama. Evet. Peki Safaviler dönemine geldiğimiz zaman hani bahsettiğim faktörlerle birlikte Şiiliğin daha ön plana çıktığını görüyoruz burada. Safavilerle ilgili ne anlatırsın? İran tarihine nasıl damga vurdular? Yani nasıl etkilediler İran'ı her açıdan? Vallahi bugün İran, biz programlarda bir çok antik mirasından bahsettik. Yani iki önemli ayağı varsa bir tanesi işte geleneksel olarak antik çağdan beri İranilik kültürünün o şahlık kültürü, devlet geleneği, sınırların az çok hep böyle sağlam bir şekilde bugüne kadar gelmesi, bir bu dil. Bunları sağlayan antik ve miras. İkinci önemli miras da hani şey derler yani Batı'nın üç önemli ayağı vardır. Antik tarih, Yunan, Roma. Onun üzerine Hristiyanlık ve aydınlanma çağı. Yani üç şeydir. Batı'yı oluşturan kültür. İran'da da hani aydınlanma çağı etkisi yok tabii İran'da da. İki büyük kültürel kodun bir tanesini bu programa kadar az çok anlatabildik ana hatlarıyla. İkincisi de biliyorsun ki Şiilik. Yani İran'da zaman artık kimliksel olarak şu an başka bir şey düşünemez. Yani tamamlayıcı unsur olarak en önemli ayaklardan biri İran kültürü bugün Şiilik. Yani bir tanesi genel Şiilik, Müslümanlık ötesine uzanan tarihsel miras, antik ortaçağ mirası, kültürel miras. Bir de bu mezhebi kimlik. Bunu da sağlayan Safeviler yani aslında. Çünkü Safeviler 1501'de işte Şah İsmail Tebriz'i fethettiğinde Tebriz zaten Sünni bir kentti. Akkoyunluların kontrolü altındaydı. Ve İran'da Şiiler hala baskın güç değillerdi. Bütün İran'ın bugün yani %90'ı falan Şii. Bunu sağlayan ama tatlı dille ama zorla Safaviler. Yani o da nasıl diyeyim gene idealize edilen biri biliyorum. Ama şey boyutu da çok fazla tabii. Yani bu böyle çok ikna ederek yapılmış bir şey değil, mezhepsel değişimde değil. Yani Sünniler toplu halde Safevi güçleri tarafından hani bir an hepsi mesela meydanlara toplanarak o dönem işte Ali Veliullah denecek, tamam. İlk üç halife sövülecek. İşte birkaç çıkıyor böyle. İşte ben sövmem. Onların zaten kafa hemen gidiyor. Böyle yapılmış bir iş. Bu nedenle de hani İran'ın kültürel değişimini Safeviler dönemi
incelenmeden bugünkü modern İran asla anlaşılamaz. Ama tek tek soru gelmesi lazım. Ya ben hani şey yapamıyorum şimdi. Ne anlatayım ya mesela Safevi'ler hakkında ne söyleyeyim? O zaman sorulardan devam edelim. Mesela Nilgün Durgun'un sorusu var. Demiş ki merak ediyorum nasıl birdenbire Sünni olarak ortaya çıktı, çıkıyorlar demiş. Bu biraz geride kaldı. Yok cevap verelim. Ya Sünniler ama bildiğimiz anlamda böyle namazında niyazında Sünniler mi onu da bilmiyoruz. Yani o dönem için Sünnilik ne demek bilmiyoruz. Daha çok Sufiler diyelim. Böylece kendimizi kurtaralım şeyden. Çünkü hani biz Osmanlıların bile bakmayın dizilerde böyle elinde kılıç Allah-u Ekber diye bağırıyorlar falan filan. Biz Osmanlıların şeye kadar ne olduklarını bilmiyoruz yani. Bu en azından Beyazıt'a kadar, birinci Beyazıt'a kadar falan. Hani hiçbir Osmanlı tarihçisi Osmanlıların dini inanışı tam olarak şuydu, buydu diyemiyor ki. Yani Safevilerin de ailesine, şimdi hatırlamıyorum ama Şeyh Cüneyt galiba tam Şiili kesin olarak dönüş yapan. Ama ilk zamanlar Şeyh Safiyüddin'in işte Sünni olduğu söyleniyor. Ama nasıl bir Sünniydi? Yani ne kastediliyor bundan? Mesela hayır, Mevlana evet. Da Sünnidir yani. Ama şimdi Mevlana'nın Sünniliğiyle demin bahsi geçen İbn-i Teymiye'nin Sünniliği. İbn-i Teymiye'ninki aynı mı? Yani. Tabii. Bunlar heterodoksi. Muharrem Palaz demiş ki ilk Şii İslam Devleti'ni Şah İsmail mi kurdu? Yok o Fatimiler daha eski. Fatimiler 960'larda falan kuruluyorlar. Ve çok katılar yani bu konuda. Sağda solda kurulan çok Şii devleti var ya. Hindistan'da, tabii Gujarat'ta, Yemen'de var, Bahreyn'de var. Kutup Şahlar mı ne falan. Yani böyle Şiiliğin tarihine girdiğin zaman küçüklü büyüklü birçok Şii devlet denemesi var. Yani Safeviler aslında en sonuncusu. En çok bilineni çünkü modern çağa geçiyoruz artık. Erken modern çağ. Adamda top tüfek var yani. Hani öbürleri gibi değil artık. Böyle merkezi yönetim kuruyor. Ki şöyle anlatalım. Yani onun kendi evrimi de var yani Safevi'de. Onlar da kurulduğu gibi yıkılmadı yani. Bir de bizi çok ilgilendirmesi Safevi'leri, Kur'an'ların çoğu Türkmen boyları. Ya yani burada belki evet. En önemli konu bu. Yani bir İran devleti ama aslında Kur'anlar şey Anadolu'dan göç edenler. Bununla ilgili mesela Nilgün Durgun demiş ki Şah İsmail'in ordusunda savaşan bir dolu Sivas, Erzincan, Elazığ dolaylarında Türkmen'in Çaldıran yenilgisinden sonra dönmeyip İran'da kaldığı söylenir. Aslı var mıdır demiş. Öyle yani zaten adamlar mesela Rumlu aşireti diyor. Rumlu demek Anadolulu demek. Zaten Safeviler Osmanlılara Rumi der. Ben bunu da ilk programda arkadaşlar her medyalı denilene med sanmayın derken söylemiştim. Ona onu hatırlatayım. Osmanlılar Roma topraklarında yaşadıkları için İran'da her zaman buradaki Türklere, Osmanlı Türklere Rumiler denilmiştir. Romalılar demek. Yani Romalılar derken bunlar Yunanlı, Bizanslı demek istemiyor tabii ki. Nereden geliyorlar İran'a saldırmaya gelirken, sefere çıkarken? Eski Roma topraklarından. O yüzden Safevi tarihçiler hiçbir zaman Osmanlı demez. Türk demez, Oğuz demez, bir şey demez. Hep Rumi der, Romalı der. İran'da da Anadolu'dan göç edip yerleşmiş Rumlu aşiretleri var. İşte neler var başka ya? İşte Afşarlar, Kaçarlar, Rumlular, Ustaclular, Bozuluslar, o Menteşe'den gelenler var bir sürü. Yani Batı Anadolu'dan, Ege'nin en batısından göç edip zaten o zaman bizim şey yerleşik değil ki bunlar. Osmanlı bir konar göçerler bir oradalar bir burada. Şimdi insanlar bunu unuttu. Daha 50 sene öncesine kadar Türkmenler Denizli'den kalkıp Toroslara, Adana'ya gidiyordu mesela. Hani şeye göre, mevsime göre yer değiştiriyorlar. Yani eskiden bir aşiretin Honaz'dan yola çıkıp işte Tebriz'de kışlaması normal şeylerdi bunlar. Ya da işte yazın oraya gitmesi, kışın bu tarafa gelmesi. Bunlar şey mesafelerdi onlar için. Basit mesafelerdi ve sürekli bir sirkülasyon, hareket halindeydiler. Osmanlı Devleti bundan hoşlanmıyordu. Çünkü bu tür insanlar vergi vermiyorlar. Asker vergi vermiyorlar, evet. Düzensiz. O yüzden Şah İsmail bunlar için bir kurtuluş
yoluydu. Osmanlı vergilerinden, baskısından yerleştirmeye çalışıyordu Osmanlı bunları. Yerleşik yaşama geçirtmeye çalışıyordu. Bunlar da Şah İsmail'in bana katılın çağrısına büyük ölçüde uydular. Çok büyük bir tersine göç var 16. yüzyıl Anadolu'sunda. Nüfus azalıyor. Bunun kesin kanıtları var. Yani tahrir defterlerinde mesela işte Denizli, Manisa bilmem nere 1500 yılının başındaki nüfus 1600'lerde kalmamış. Hepsi tası tarağı toplamışlar, çadırları toplamışlar, İran'a göç etmişler. İran'daki birçok aşiret köken olarak nereden geldiğini bilir. Hepsi Batı Anadolu'dan çok gelen var mesela. Orta Anadolu'dan, Batı Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan toplanıp gitmişler. O Pir Sultan'ın şiirleri var ya, açılın kapılar Şah'a gidelim. O onu anlatır yani. Hani o tarafa doğru bir kurtuluş olarak görüyorlar. Neden onu öyle daha çok seviyorlar? Ben bunu öğrencilerle çok tartışmıştık bunları. Şah İsmail'e çok büyük bir sevgi var Anadolu Türkmenlerinde. Hı hı. Çünkü Şah İsmail'in yaşam tarzı onlar gibi. Çadırda yaşıyor, at üstünde, sade yaşıyor, basit yaşıyor, Türkçe konuşuyor. Yani şimdi İran devleti diyoruz. Hatta Safevilere yabancı tarihçiler hani Pers İmparatorluğu'nun yeniden doğuşu falan diyorlar ama yani etnik olarak Safevilerin yönetim kadrosu ilk en azından 2-3 kuşak boyunca hakim güç Türkler. Bu arada tabii Safevi ailesinin kökeni konusunda kavga çok. İşte Arap oldukları, Kürt oldukları ve Türk oldukları yönünde. Herkes sahipleniyor yani. Muğlat olduğu üzere. Sahiplenme de değil de biraz da şey de var. Mesela Zeki Velidi Togan gibi Turancı, Türkçü bir tarihçi Safevilerin Kürt olduğunu söyler. Çok enteresan bir şeydir bu. Yani böyle bir Türk milliyetçisi, bir tarihçi neden işte o Zeki Velidi Togan'ın Kürt kimliğine karşı duyduğu tepkiden kaynaklı. Çünkü Safeviler yerleşik tarihçilikte, resmi tarihçilikte İslam birliğini bozan Orta Asya ile Akdeniz coğrafyasındaki Müslüman kültürü dağıtan, ikiye yaran, teması kesen bir nasıl diyeyim Ayrıkut gibi düşünülüyor. Böyle tasavvur edilir. O yüzden Safevilerden hoşlanmayan bazı tarihçiler, hani Türk tarihini onları nasıl diyeyim böyle şey görmeyen, hani Türk tarihini dışında görenler onu destekleyebiliyorlar. Bu tür insanlar bu teorileri öne sürerken ya da desteklerken ne yazık ki bazen bilimsel olmaktan ziyade duygusal davranabiliyorlar. Bu Zeki Velidi gibi büyük bir tarihçi bile yapabiliyor bunu. Yani orada o kanıtlardan çok şeyle hareket ediyor. Kendi yargılarıyla hareket ediyor. Çünkü ortada net bir şey yok. Evet, bazı kaynaklar Arap olduklarını söylüyor. Çünkü o dönem zaten bütün hükümdarlar az çok kendilerini peygamber soyuna dayandırma derdindeler. Safeviler gibi Şiili bayrak edilmiş bir topluluk kendini Ehl-i Beyt'e dayandırmak zorunda. Yani Safevi şunu diyemez. Biz bilmem ne Oğuz boyunun şusundan busundan geldik. Hayır. Ali soyundan geldiğini vurgulamak zorunda. Bunu söyleyen tarihçiyi tutmak zorunda ve ona bunu yazdırmak zorunda. Böyle olsa da olmasa da. Bu bir. Kürt soylu olduklarına dair dedelerinin Firuz'du galiba. Çok uzak bir dedelerinin Firuz adlı bir Kürt olduğu söyleniyor. Olabilir. Burada da acaba göçebe mi bir anlamda söylüyor yoksa gerçekten etnik olarak mı söylüyor onu bilmiyoruz. Çünkü bu konu karmaşık. Çünkü bir insana bunlar orta çağ tarihçi Türk derken, Kürt derken ve Arap derken bazen bunu söylemiştim. Etnik olarak bir açıklama yapmayıp bunu sadece göçebelik anlamında da kullanabiliyorlar. Evet. Türk oldukları da işte söyleniyor. Bunun tabii kanıtla şöyle Türkçe konuşuyorlar onu biliyoruz da. Ama tabii bu dil değişimleri olabiliyor. Yani Kürt bir aşiret Türkleşebiliyor. Türk bir aşiret Kürtleşebiliyor. O yüzden bu konu bir muamma şu an. Fakat Safevi ailesini bir kenara atarsak devleti kuran aşiretler onlar Türkmenler. O Anadolu Türkmenler. O ayrı başlangıçta yani.
Safevi devletindeki Şiilikle bugünkü İran Şiiliği daha mı yakındı diyor. Safevi İran'daki Şiilik ile Anadolu Aleviliği arasında fersahlar kadar fark var. Safevi devleti bugünkü İran Şiiliğine daha mı yakındı? Var mıdır bu konuyla ilgili bilgin? Safeviler kurulduğunda Anadolu Aleviliğine yakındı. Hmm. Şah İsmail'in Şiiliği, Şah İsmail, yani bunu aslında orijinal terim Kızılbaş. Bu bugün bir hakaret terimi olarak kullanılıyor ama tarihteki adı bu. Yani kendilerine verdikleri isim bu. Onlar bu ismi zamanında kendileri için gurur duyarak kullanıyordu. Hatta şeye çok gülmüştük işte, bana da Cavit falan anlatmıştı. Afganistan'da da Kızılbaşlar var. Ve bu ismi kullanıyorlar. Yani bu ona düşmanlığını onlara taktığı bir hakir görmek için konulmuş bir isim. Adam Kızılbaşım diyor yani. İşte bir böyle resepsiyon gibi bir şeydi, uluslararası ilişkiler toplantısında. İşte bu da demiş Afganistan Kızılbaşlarından bilmem kim. Bizim bürokrat şey demiş, diplomat. Ya öyle demeyelim, ayıp olur falan demiş. Herkes şaşırmışlar. Çünkü Afganistan'da da bunun hakaret olduğunu sanıyor bizimki. Orada tabii hakaret olmadığı için herkes şeye şaşırmış yani. Niye adam Kızılbaş anladın Niye tepki gösteriyor diye. mı? Yani Şah İsmail'in çevresine toplananların gerçek adı bu. Ama tabii bu terim bugün Türkiye'de 80 çeşit manada kullanıldığı için hani biz ona Anadolu Aleviliği diyoruz. Çünkü hani artık o Osmanlı tarih yazımında Kızılbaş başka bir şeye dönüştürülmüş. Ama o dönem kendileri için kullandıkları isim bu, külahtan dolayı. Ve Şah İsmail'in inanışı Anadolu Aleviliğine çok çok daha yakın. Bugünkü İran Şiiliğine. Fakat sonra bunlar iktidarı ele geçirdiklerinde, İran'da tahta çıktığında, o zamana kadar genellikle Şiiler camilere gitmiyordu. Çünkü camilerde Sünni doktrine göre ibadet edildiği için. Sonra Şii ulema artık biz iktidarız, devlet biziz, camiler bizim. Bu saatten sonra artık camiye geleceksiniz. Hani bahaneniz kalmadı diye bunları yavaş yavaş şeye çekiyorlar. Yani camiye çekiyorlar. Yoksa bunlar baştan, bunlar tekkeci zaten. Hani öyle camiyle şeyle işleri çok yok. Bunlar dergahçı, tekkeci. Fakat Safevi yönetimi sağlam ayaklar üzerine durmaya başladıkça, işte Tahmasp döneminde, özellikle bu Şah İsmail'in son döneminde, Tahmasp döneminde, Lübnan'dan, Irak'tan, bugün Kuveyt denilen bölgelerden bunlar ulema getirtmeye başlıyorlar. Yani biz Aleviyiz, Şiiz ama bizim bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bize şey öğretin. Hani bu 12 imamcılığı öğretin diyorlar. Onlar da bunlara Anadolu Aleviliğinden çok çok başka bir şey olan işte bugünkü şeyi öğretiyorlar. Yani Caferilik diyebileceğimiz doktrini öğretiyorlar. Bu 1600'lerde olmaya başlıyor. Yani yoksa başlangıçta Şah İsmail ve etrafındaki şey, hareket tamamen Anadolu Aleviliğiyle ruh ve kafa şey olarak çok çok daha yakın. Rukan Kaya'nın bir sorusu var. Demiş ki Şiiler ve Sünnilerin aile içi ilişkileri, kadın erkek ilişkileri açısından farkları nelerdir? Şiiler daha mı demokrat? Ya böyle Şimdi şeyler yok. buna Yani o mesela bugün Hediye benden daha iyi bilir. Bugün Irak'ta IŞİD'in yaptığı katliamla Haçlı Şabi'nin yaptığı katliam arasında çok teknik farklar yok. Yani ben de bunların, ben gidip de tabii yerinde sağ olsun incelemedim ama internetten gördüğümüz Fatih Müyün Tugayları diye bir şey var mesela. Yani şey konusunda, mezhebi katılık konusunda ne yazık ki Orta Doğu'da bazı şeyler hariç, mesela Anadolu Aleviliği dediğimiz şey ayrı bir araştırma alanı. Çünkü o şöyle bir şey, yani orada Türk şamanlığı var, Orta Asya gelenek, o farklı incelenecek bir şey. Yani o böyle Şiilik şemsiyesi için tam sığmıyor. Zaten Şiilik meselesindeki konu heterodokside bir merkez yok. Sünnilik daha merkezi olduğu için daha çok tavırlar birbirine benziyor ama Şii dünyada tavırlar birbirinden çok farklı. O yüzden hani İslam dünyasına Şiiler daha hoşgörülüdür, daha demokrattır, daha şudur, daha budur diyen çok insan var, farkındayım, biliyorum. Yani ama bu bir realite değil. Ha şu var, mesela Şiiler resim konusunda daha hoşgörülüler.
spesifik konu konuşacaksak, Sünniler işte cehennemde yanacakların en başına musavverler gelir gibi hadisler nedeniyle resmi hep böyle günah, haram ya da işte uzak durulması gereken bir şey olarak görmüşler resim. Şiilik ise resmi yasaklamamış. Yani işte bu 12 imamları çizmişler vesaire. Müzik konusunda Şiiler daha evet daha toleranslı. Yani Şii dünyada müzik daha rahat hareket etmiş. Ama aile değerleri vesaire mesela şöyle söylemiş size bu konuda merak ediyorsanız Tabatabai diye İran Şiilerin alimlerinin kitapları Türkçe'de var. Hümeyni'nin bir tane şeyi var. Bu Muhammed Bakır diye 1600'lerde yaşamış. O 12 imamla karışmasın. Onun Şii tefsiri var. İnanılmaz katı kurallar var. Ve mesela şöyle diyor. Dünyada diyor 9-10 tane işte kirli nesne vardır diyor. İşte biri devenin teri. Biri işte şudur. İşte burada saymak istemediğim bir tek bir şeyler. Bir de diyor kafirler diyor. Yani bir kafire dokunduğunuz zaman o pislik size bulaşıyor ki ben bunu mazdeist gelenekte anlatmıştım. Buradan mı gelmiştir falan bilmiyorum. Yani bu da çok benziyor. Yani Şii fıkhında siz inanmayan birine, yani bir Ermeniye, Ruma, şimdi neyse kimse, hatta bazen Sünniler için de bunu söylüyor. Ki şey var, Hümeyni'nin bir kitabında yoksullara zekat verilir ama Sünnilere verilmez diye bir şey okuduğumu hatırlıyorum. O da başka birinden almış, kullanmış olabilir. Ama böyle şeyler de var. Pek öyle benim okuduğum fıkıh kitaplarında hani Sünnilikten daha demokrat, daha ilerici, ne bileyim kadına dönük, daha böyle hoşgörülü falan bir şey görmedim. Pratikte böyle olabilir. Mesela Pakistan'daki Şiiler biraz zengin. Lübnan'dakiler işte biraz farklı. Yani çeşit çeşit aradığınız zaman şey bulabilirsiniz. Ama bu o doktrinden geldiğini sanmıyorum. Onlar yerel gelenekler. Mesela Pakistan'da en iyi müzisyenler Şii. Tamam mesela böyle bir özellikleri var yani. Hani tamam. Ama hani bu doktrinal bir şekilde her alanda bu insanların çok daha özgürlükçü bir düşünceye sahip olduğu gibi iddiayı desteklemez ki İran'ın da ne olduğu ortada yani. Şimdi Burak Davran demiş ki İsfahan'daki Çehel Sütun Sarayı'nda Çaldıran Savaşı'nın ünlü bir betimlemesini görmüştüm. Osmanlı tarafı ateşli silahlarla saldırırken Safeviler kılıçlarla karşılık veriyordu. Tablonun altındaki açıklamada Şah İsmail'in Osmanlı'ya karşı özellikle ateşli silah kullanmadığı Osmanlı Savaşı bu sayede kazandığı anlatılıyordu demiş. Enteresan geldi bana. Şah İsmail'in ateşli silah vardı da delikanlılık için kullanma değil, yoktu. O dönem İran'da ateşli silah yoktu. Yani yaygın değildi. Hı hı. O yüzden hani bu bir tercih değildi. Mesela Memlükler için bu bir tercihti. Memlükler ateşli silahları olduğu halde kullanmayı tercih etmiyorlar. Çünkü Memlük süvarisinin o Japon samurayları gibi bir kafa yapısına sahipler. Yani delikanlı adam şeyle savaşır. Hani kılıç kalkanla diye. Kılıçla. Ki Osmanlı'yı da şeyle suçluyorlar. İşte avrat gibi savaş diyorlar. Orta çağ tarihçinin terimleri. O yüzden şimdi bunları biz aktarmakla mükellef. O zaman öyle diyor. Yani. Adamın şeyi bu. Yorum bu. Osmanlı tabii batılı bir güç olduğu için bunlardan. Ateş silahlarının kaynağı Avrupa. Ateş silahlar Çin'de icat edildi ama bunu geliştiren Avrupalılar. Yani elde tutulup rahat ateş edilebilir hale getirenler Avrupalılar. Osmanlı'ya geçti. Osmanlı'dan da doğuya doğru ilerlemeye başladı bu. Çaldıran Savaşı'ndaki hani zaferin kaynağı ateşli silahlar. Bu doğru. Şah İsmail'in süvarileri daha cesurca savaşları doğru. Ama tabii ki bu yani er meydanı değil yani tarih. Teknik gücü olan, stratejik gücü olan kazanıyor. Şah İsmail'in oraya kadar hiç yenilmemişti hiçbir savaşta. 12 yaşından beri Şah unvanını kullanıyor. Bu savaşta yenildiği için zaten bunalıma girmiş derler tarihçiler. Bir daha işte siyasete karışmamış. Sarayından çıkmamış. Bir daha hiçbir sefere gitmemiş. Hiçbir şeyle ilgilenmemiş. Çünkü Şah İsmail şeye gerçekten inanan biri. Geçmiş imamların bedeninde böyle bedenlendiğine, onların şeyin taşıdığına,
Tanrı tarafından seçildiğine, yani nasıl diyeyim, böyle ruhani şeyleri olduğuna samimiyetle inanan biri, yenilmeyeceğine, hani ona kurşun işlemez, yenilmez falan diye. Hı hı. Onlar biraz bodoslama, hani savaşa böyle giriyorlar. Osmanlı ordusu tabii batı mantığıyla, Akdeniz mantığıyla yaklaştığı için teknik bir savaş veriyor. O Çiğil sütundaki resimler 1600 yıllarda yapılmış. O yüzden bu katılımcı şey dikkat etmiştir. Kendi döneminin kıyafetlerini giymiyor insanlar. 1600'lü yıllardaki Osmanlı kıyafetlerini giyiyorlar. Çünkü ressam 100 yıl önce Osmanlıların nasıl giyindiğini, Safavilerin nasıl giyindiğini bilmediği için kendi dönemine göre, döneminde nasılsa. Tabii padişahın kavuğu falan şeydir, hep 1600 yılların modasıyla çizilmiştir. Ama o bir de şey tabii, yani yenildik ama yenilmemizin sebebi işte Osmanlıların şey kullanması, ateşli silahlar kullanması. Ateşli silah. Yani biraz o yenilgiyi şeye çıkarmak için de tekrar edilen bir şey. Ama doğru yani. Yenilginin en büyük sebebi şey, Osmanlı ordusunun toplu olması. Caner Bey demiş ki İranlılar Arapları alt kademe olarak görüyorlar. Türklerle ilişkilerinde Araplara göre nasıllar? Şey, Türkleri mi nasıl görüyorlar İranlı? Evet. Türkleri de aynı görüyorlar. Yani Türklere karşı geleneksel İran şeyi, işte mesela Selçukluları medeniyet yok edicisi, güç olarak görüyorlar. İran'ın işte geri kalmasından, Orta Asya'dan gelen işte Türk akınları, Moğol akınları aynı olarak görüyorlar. Yani şey olarak görmüyorlar. Hani Araplar kötülük etti İran'a da Türkler sayesinde şu oldu demiyorlar. Yani ona da, onlara çok diyemiyorlar. Çünkü İran'ın %25 falan Türk olduğu için hani orada tepki geliyor bu sefer. O yüzden hani o konulara çok girmiyorlar. Arapları eleştirmek kadar rahat değil İran'da Türkleri eleştirmek. Ama geleneksel, yani milliyetçi Fars bakış açısı, yani Türkleri de benzer şekilde işgalci, barbar bir güç olarak görüyor. Gaznelileri de öyle görüyorlar. Yani o şey, barbar olarak görüyorlar. Caner Bey devam etmiş. Demiş ki İran 1925 yılına kadar Büyük Selçuklu, Safevi, Kaçar, Afşar, Kızılbaş, Türkmen ve Azerbaycan Türkleri devletleri ve hanedanları tarafından yönetilmiştir. Nasıl bu kadar Türk hanedanı İran'a hükmetmiş? Bunu konuşmuştuk. Çünkü Farsi ırk, halk savaşçı niteliklere çok sahip değil. Bunu Perslerden beri söylemiştim. Yani ortada böyle İranlılar iyi şairler çıkarmışlar, edebiyatçılar çıkarmışlar, ressamlar çıkarmışlar. Dil vesaire konusunda zaten tartışılmaz yetenekleri var ama hani tarihte böyle meydan muharebeleri kazanma, savaşma gibi konularda böyle çok kendisini göstermiş bir topluluk değiller. Bu Müslüman coğrafyada genellikle Farsiler, İraniler ne yapmışlar? İşte kitap ehli olarak, kalemi olarak görev almışlar. Türkler bozkırdan geldikleri için, göçebe oldukları için, savaş nitelikleri, at üstünde hiç inmeden ok yay kullanıp, bu mesela bunlar pek bilinmez. Mesela Avrupalılar her savaşta Türklere yeniliyorlar, ateşli silahlar çıkana kadar. Çünkü Avrupalı hem ata binip hem ok atamıyor mesela. Avrupalı ya yürüyerek ok atacak ya da ata binecek, başka bir şey yapacak. Hem ata binip hem ok atıp, böyle bir şey Avrupa'da yok. Macarlar hariç, onlar zaten Orta Asya kökenli. Yani Avrupalıların hiç bilmediği bir savaş stili bu. Türklerin ve Moğolların tarzı. O yüzden hani İran'da yönetici sınıf 1000 yıl boyunca Türkler olmuş. Ama saray işte vergi toplarken, diplomatik ilişki kurarken, ne bileyim işte vezirleri, şunları bunları, hepsi onların gene İrani. Yani bu bir ortak yaşam aslında. Yani ben şeyde okudum bunu. Meraklısı şeyi bulabilir. Türk Tarih Kurumu bastı. Münşi İskenderi vardır. İskender Bey Münşi. Türkmen tarihçi. Safavi tarihçisidir. 6 cilt mi ne, muazzam bir şeydir tarih kitabı. O. Orada şey yapıyor mesela. Bütün ordu komutanları Türkmen. Safevilerin. İşte Kaçarlardan, Avşarlardan, Rumlulardan, Şamlulardan. Şamlular da Suriye'den gelen Türkmenler. Şamlular. Bunlar böyle işte görevleri böyle paylaşmışlar. Bir tane Tacik geldi diyor. Tacik'ten kastı İrani. Tacik derken kastettiği kişi İranlı. İşte hiçbir komutan onu dinlemek istemiyor. Sonra zehirliyorlar onu. İşte Afganistan'da bir savaş sırasında. Yani sokmuyorlar orduya şey. Fakat bu durum
Birinci Abbas devrinde, yani Safevilerin zirve dönemi aslında Birinci Abbas'tır. Şimdi biz Türkiye'de Şah İsmail'i biliyoruz. Çünkü bizi ilgilendiren kısım biraz onlar. Hani Türkiye'de Aleviliğin durumu, konumu, işte Osmanlı ile yaşanan çatışmalar, mevzular, onlar ön plana çıktığı için. Fakat Safeviler için asıl altın çağ Birinci Abbas. Birinci Abbas döneminde Türkmenlerin devlet üzerinde, ordu üzerindeki bu baskısını kırmaya çalışıyor bu adam. Birinci Abbas ve Birinci Abbas'ın saltanat yılları 1580'lerle 1630'lar arası. Şahsevenler diye bir ordu kuruyor. Şahseven askeri birlikleri, tüfekli piyade bunlar ve birebir Yeniçerilerin taklidi. Yeniçeriler gibi bunlar da devşirme. Şahseven birliklerini kurarken Kızılbaşlara karşı, yani onları dengelemek için Türkmen süvarisini Ermeni ve Gürcü gençleri alıyor. Ermenistan'dan, Gürcistan'dan binlerce böyle genci alıyor. Bunları işte Müslüman Şii yapıyor. Ve bunlara işte Şah'a doğrudan bağlı bir ordu kuruyor. Sonra da Türkmen gelinler almamaya başlıyorlar ve Ermeni prensesleri, Gürcü prensesleriyle evlenmeye başlıyorlar. Böylece Şah Abbas devrinin Safavi sarayında giderek Türkmenleri dengeleyici bir güç olarak Gürcü ve Ermeni lobileri oluşmaya başlıyor. Bunlar başkenti de işte Tebriz Türkmen bölgesi. Önce Kazvin'i alıyorlar. Oradan da yetmiyor, daha İsfahan'ı alıyorlar. Böylece hani şeyden uzaklaşıyor devlet aşama aşama. Yani kuruluş felsefesindeki o göçebe Türkmen boylarına dayanan devletten daha yerleşik, daha şehirli, daha Osmanlıları örnek alan ve işte Ermeni ve Gürcü etnik grubunu ön plana çıkarmaya başlayan, devşirmeleri ön plana çıkarmaya başlayan bir modele doğru ilerliyor ki bu yani birebir Osmanlı'nın aslında şey gibi yani taklidi gibi. Palaz demiş ki Selçuklu Devleti için İranlaşan bir devlet diyebilir miyiz? Bu kültürden çok etkilenmiş, hatta bu kültürü Anadolu'ya getiren de Selçuklular demiş. Selçuklular yani kültür olarak aşırı derecede İranileşmişler. Anadolu Selçukluları da Büyük Selçuklular da bir süre sonra işte Türkmen ayaklanmalarının onların döneminde Babai ayaklanmaları işte tarihçiler şey der. Yani sarayla şey kopmuş. Mesela işte onların o Alaaddin bir tanesinin adı bile Türkçe ya da şey değil. O Alaaddin Keykubat mesela Keykubat Şahname'de bir kahramandır. Mitolojik bir İran şeyidir. O da ilginç bir şey. Yani Alaaddin İslami bir isim. Fakat Keykubat pagan yani mazdeist bir isim yani mecusi ismi ya yani, öyle değil. Yani bir İslam'dan bir tarihten. Bu aslında çok çok şey anlatıyor. Mesela Gıyasettin Keyüsrev. Gıyasettin İslami bir dini bir isim. Ama Keyüsrev işte Şahname'de adı geçen bir mitolojik şey kral. Yani bu bize şeyi yansıtıyor. Din olarak Müslümanız ama kültür olarak İraniyiz. İran mitolojisinden. İraniyiz, Evet yani bu böyleydi ve Türkler sadece Selçuklar değil, Gazneliler de ve Buhara Emirliği'ne kadar her yerde Fars kültürünün yoğun etkisi altında kalmış. Farsileşiyorlardı. Türkler için Orta Çağ'da en büyük kültürel geçiş yani asimilasyon Farsileşmeydi. Araplaşma değil. Biz yani Türk kültüründe Arap kültürünün etkisi yani son 30 yıldır başlıyor. Çünkü bu televizyon kanalları Suudi Arabistan'ın işte yaydığı kitaplar bilmem neler büyük bir çaba sonucu şimdi başlıyor yani Türkler Araplaşmaya. Yoksa yani Orta Çağ'da Türkler için evrensel kültür asimile kültür Farsi kültür diye. Yani. Esas demiş ki K Kürtçe kral demek. Valla ben bu durumda şunu söyleyeyim. Kendimi bir an bir İspanyol olarak hayal ediyorum. Şimdi İspanyollar, İtalyanlar, Portekizliler, Rumenler biliyorsunuz bunlar bir Latin dilleri ailesi. Yani hepsi Latinceden türeyen diller konuşuyorlar. O yüzden bu kelimelerin hepsi İspanyolca'da da, Portekizce'de de, İtalyanca'da da, Rumence'de de var. Yani biri La Casa diyor, biri El Casa diyor, biri Le Casa diyor falan. O yüzden hani şimdi bunu bir Latince kelime, bu İtalyanca
diyebilir. Bir İspanyol da hayır bu İspanyolca diyebilir. O yüzden bu K olayları, yani bu verilen her örnek, yani gökyüzünden de bahsettim. Yani bu programa katılan bir İranlı hayır K Farsça diyebilir. Bir Beluci hayır Belucice diyebilir. O sorunu kendi aralarında halletsinler. Ben öyle diyeyim yani. Yani bunun sebebi bunların hepsi ortak ata bir dilden geldiği için ve ne yazık ki biz o dili de bilmiyoruz. O dilden bize bir iz kalsaydı Latince'nin rolü de olduğu gibi çok daha rahat konuşacaktık ama ortak ata dil şeyde yok. Yani veri olarak ortada yok. Olduğu kesin. Hani göremiyoruz ama onu biliyoruz var olduğunu. Rüzgar gibi yani. Ama bulamıyoruz, şey yapamıyoruz. O yüzden hani bu kelimeler her geçtiğinde her bu topluluktan bir arkadaş şey diyebilir. Bu işte şu demek bu demek. Şu demek bu demek evet. Evet. Serkan Bey demiş ki Kürtler İran'ın bir parçasıysa nasıl Sünni olmuş çoğu diye. Arkadaşlar Kürtlerle ilgili ayrıca bir yayın yapacağım ben. Ama sen bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misin? Şimdi şöyle Safaviler İran'ı Şiileştirirken bazı Kürtler de şeye katılıyor zaten. Şah İsmail'e katılıyor. Sünni olmalarına rağmen katılan da var. Yani şuradan şu anlamda çıkmasın. Şah İsmail bütün etrafında herkes Şii değil. Dönem dönem Safaviler bu şeyleri biraz esnetiyorlar. Yani bunu bazen dayatıyorlar, bazen de esnetiyorlar. Genelde dayatıyorlar. Yani Safaviler hoşgörülü bir yönetim değil. Onun belki son programda falan tekrar değiniriz. Karşılaştırmalı mukayese edersek mesela Osmanlı'dan daha katılır aslında şeyde. Yani kendi mezhebi doktrinine dayatma konusunda. Fakat Kürt aşiretlerinde durum değişiyor. Bunlardan bazıları Sünni olmasına rağmen Şah İsmail destekleyen de var. Osmanlı'yı genelde destekliyorlar. Şöyle diyelim, İran'da o dönem Şiilik hızla yayılırken aslında Türkmenler arasında önce yayılıyor. Yani ben o dönem Kürtler arasında çok hızlı bir Şiilik yayılması diye bir şey şeyde hiç görmedim, okumadım. Ki tam tersine Sünni oldukları için Kürtler, Osmanlı bu çok bilinen bir şeydir. Burada tekrarlamaya gerek duymuyorum. Doğu Anadolu'da bu İran, Türk, o Osmanlı sınırlarının Zagroslar'da vesaire Kürtleri Osmanlı inanılmaz şekilde de destekliyor zaten. Yani zaten Kürtlerin coğrafi olarak yayılım alanlarına baktığında Osmanlı-Safevi sınırı hattını görürsün. O kadar tesadüfi bir şey değil. Çünkü Osmanlı Devleti bunu da teşvik etmiş. Yani sınırlara güvendiği Kürt aşiretlerini yerleştirerek Türkmenleri de İran'a işte kimisi kendisi göç etti, kimisi de Yavuz Sultan Selim seferleri sırasında kaçtı. O bölgedeki demografik değişimde Kürtler dil olarak İran'a yakın olmalarına rağmen kafa yapısı olarak Osmanlı'yı destekliyorlar. Çünkü biz orta çağda bugünkü mantıklı bir insan bulamayız. Hani ben Kürdüm, İraniyim, Farslar da benimle yakın bir dil konuşuyor. O zaman biz beraber böyle bir insan tipi o dönem yok. Sünnilik o zaman önemli. Yani hangi taraf Sünni? Osmanlı tarafı Sünni. O zaman Osmanlı'yı destekliyor adam. O şeyle açıklanamaz. Yani ulusal ya da bugünkü modern milliyetçilik kavramıyla açıklanabilecek bir şey değil. O mezhebi. Yani şöyle düşünün. Bütün Türkmenler Osmanlı'ya karşı ayaklanırken Kürtler Osmanlı'yı destekliyordu. Hakikat bu. Yani Anadolu'da. Evet. Osmanlı Türkmenlere güvenmiyordu. Onlarla aynı dil konuşuyordu. Fakat şeylere güveniyordu. Kürtlere güveniyordu yani bu konuda. Safevi savaşı konusunda. Son iki soru. Seni çok yorduk. İki saate geliyor neredeyse. Şiraz sormuş demiş ki Yarsani Kürtler İran'daki Şiilik ve Mitracılık ile alakası nedir? Yarsani Kürtlerle. Bilgin var mı bununla ilgili? Yok. O biraz konuda hakkında bir bilgim yok. Bir konu. Yani ben sadece Batman'da bir kazı projesindeyken Ezidilerle kaldım köyde. İki gün falan kaldık. Hatta şöyle bir hatıra da anlatayım. Madem hep böyle bilimsel insanın içi sıkılıyor. Karnınızı aç mı dediler bize. Biz de açız dedik. İşte böyle yemekler geldi, yedik. O tatlı geldi. Ya boyuna geliyor, boyuna geliyor. Yani dedik doyduk yeter. Yok yiyin. Bizi böyle hani o bayağı bir yedirttiler. Ben dedim bir ara ne oluyor dedim ya. Patlayacağız dedim yemekten falan. Bir tane çocuk şey dedi bana, Yezidi çocuk.
Ya o kadar mutlular ki dedi. Sizin dedi böyle oturup sofrada. Niye dedim? İşte saf saf böyle safız ya. Ya siz dedi bilmem kaç senedir dedi bu köye gelip de dedi. Bunların yemeğini bizim yemeğimizi yiyen ilk Müslümanlarsınız dedi. Ha dedik biz ya ona boyla. Aa biz karnınız aç bir yer yeriz tabii falan deyince böyle mutluluk da böyle 8 çeşit 9 çeşit orada patlayıncaya kadar yedirttiler bizi. Yani durum bu. İnsanlar onlara hani o şeyle bakıyorlar. Başka bir bakış Evet. açısıyla bakılıyor orada. Ondan sonra yani o topluluğun inanışı incelenmeli. Orada işte mazdaist şeyler var. Etkiler var ezgilikte. Mesela çocukların hepsine genç hatırlamak köylü o fravaşi kolyeleri falan da vardı mesela. Neyse o incelenmesi gereken bir şey. Bilmiyorum bilimsel olarak ne düzeyde araştırılıyor bu mesele de. O herhalde kalan izler onlara bakılarak incelenmeli. Onların kelime dağarcıkları falan incelense belki o mitracılık, mazdeizmle ilgili bir şey mesela güneş tapımı şey için söyleniliyor. İşte bu Dersim Tunceli bölgesinde benim arkadaşlarım şeydi işte güneşe dua ederdi benim babaannem diyordu falan filan. Bilmiyorum ben bunları pek hiç oturup incelemedim ama bu izler çok yerde bulunabilir diye düşünüyorum. Yani özellikle böyle yalıtılmış toplumlarda, topluluklarda daha çok çıkıyorlar. Kendini böyle yani dış dünyayı biraz kapatmış ya da başkalarının onları kapattığı topluluklarda bunların izleri bulunabilir. İran'da da bilmiyorum yani tek tek nerede varlar bu tür. Mitracılıktan geriye ne kaldı yani İran'da? Ama bununla ilgili araştırmalar var yani mazdeist kültürün modern Müslüman İran'da etkisiyle ilgili olumlu olumsuz bakan çok fazla inceleme de var. Evet. Son talep. Şu an Sefa Yücel demiş ki Çaldıran Dövüşü kulis bilgilerini merak ediyoruz Dere Hocam. Gerçi Yani epeyce bilgi verdin zaten. onlar genelde hani bilinen konular şey yok yani o konularda nasıl diyeyim Türkiye'de yani bir kişinin çıkıp ki ben Orta Çağ tarihçisi değilim alan olarak yani Çaldıran Savaşı'nı hani çok anlatmasına da gerek yok ama mesela Safavilerle ilgili Türkiye'de bilinmeyen hikayeler ondan sonrası aslında. Ya yani bunlar yenildiler gittiler yani bir filmin kötü karakteri gibi davranılıyor. İşte orada yenildi ve gitti. Sonra ne oldu? Yani Safevi Devleti nasıl gelişti? Nasıl şekillendi? 200 yıl kadar nasıl yaşadı? Nasıl yıkıldı? Osmanlı ile hep mi savaştılar? Hiç mi bir konuda anlaşamıyorlardı? Hiç mi ticaret yapmadılar? Hiç mi barış dönemi yaşanmadı? Bunlar ilgi konusu olmuyor. Bize son bir kapanış programı yaparsak işte genel olarak yani Gelecek Safevi hafta Devleti onları konuşalım. ya uygarlık ne, sanatları neydi? Çok güzel mesela mükemmel Tabii. sanat eserleri var Safevilerin. Yani tutturmuş Türkiye'deki toplum mevcut bu politik gerilimlerle bir Çaldıran Savaşı'dır gidiyor. Yani böyle bir şey değil yani Safevi tarihi ve Safevi Osmanlı ilişkileri de böyle bir şey değil yani. Hani çok zengin bir konu aslında ama bizim ilgimizi şey çekiyor tabii. Hani kamplaşma konularını çok seviyoruz. O yüzden hani hala şey sanılıyor yani. Hani bunlar hep savaşıyordu mesela Osmanlı. Öyle bir tam tersi Safeviler yıkılırken Osmanlılar yıkılmasının önüne geçmeye çalıştılar. Onları da şeye bırakalım. Hani to be Gelecek continued diyelim. haftanın yayını olsun bu da. Gelecek hafta Safevileri mi konuşuyoruz bu durumda? Gelecek hafta Safevileri konuşarak erken modern çağ hikayesiyle İran tarihi mevzusunu bitiriyoruz efendim. Sonra siz hani devam edecekseniz bir yakın çağcı bulup devam ediyorsunuz yani. İran çünkü meşrutiyeti var, işte İslam inkilabı var, şusu var, busu var, Rıza Pehlevileri var. Onları da şey yaparsınız. Hani ben belki o zamana kadar şey bulunabilir, devam edilebilir yani. Hani. Evet. Çok teşekkür ederim Töre. Yani yine 2 saate yakın çok bilgilendirici oldu. Ben de merakla ilgiyle dinledim. Epeyce de bir şey öğrendim. Ağzına sağlık. Gelecek hafta tekrar Safavilerle ilgili konuşmak üzere yayını şimdilik kapatıyorum. Haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman Töre'ye. Evet arkadaşlar, yorumlarınız ve sorularınız için çok çok teşekkür ederim. Bu arada Serkan Bey kanalımıza destek olmuş. Teşekkür ederiz Serkan Bey kanalımıza desteğiniz için.
Gelecek hafta yine devam edeceğiz zaten. Arkadaşlar din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet bunlarla ilgili sorulara cevap vermiyoruz. Bunu bir kere daha buradan belirteyim. Bu tarz sorularda ısrar edenleri de zaten blokluyorum ben. Buna dikkat edelim lütfen. Özellikle konuğumuza saygısızlık yapanlar, ondan sonra konuğun bilgisini, anlattıklarını hiçe sayanlar kesinlikle bloklanacaktır. Bunun herhangi bir şeyi de yok. Toleransı vesairesi de yok. Bunu da belirtelim. Peki, yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.